Ben Havva, TED Üniversitesi'ndeyim. Dördüncü sınıf mimarlık öğrencisiyim. Bu dönem mezun oluyorum. Sofart'ta da 2 senedir varım. Hem PR ekibinin hem de temsilci ekibinin editörüyüm. Bu etkinlik de aslında temsilcilerin çıkarttığı bir etkinlik. Bu yüzden Sofart'ı anlatıp sonra bu etkinlikten bahsetmesi için direkt Aysema'ya vereceğim. Sofart'ta 2019'da aslında kuruldu. Eskişehir'de mimarlık öğrencileri tarafından kuruldu. Sofart aslında kültür sanat dergisi olarak kuruldu ama mimari içerikleri de üretiyordu. Çünkü çoğunluğunu aslında mimarlık öğrencileri oluşturuyordu. Hem de aslında kolektif bir topluluğuz. Daha sonra biz tabii bunu doğru kitlelere ulaşmak adına iki kola ayırdık. Şu anda dergide kültür ve sanat, atölyede de mimari içerikler üretiliyor. Biz ne yapıyoruz? Öğrencilere faydalı böyle içerikler üretiyoruz. Seminer serileri, etkinlikler, eğitimler. Hatta bu sabah bir Revit etkinliğimiz vardı mesela. Bu şekilde olabildiğince çok öğrencilerle etkileşime geçmeye çalışıyoruz. Çoğunluğumuz da mimarlık öğrencilerinden oluşuyor. Bu şekilde. Aysemacığım, istersen sen de etkinliğimizden, temsilci ekibinden bahsedebilirsin. Tamamdır, başlıyorum. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Başta Hakan Evkaya, Kutlu Bağ ve Fondip olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Bugün Sofar Talk serisinin ilk bölümünü gerçekleştiriyoruz. Ben Aysema Yılmaz, Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. İki kere bir mimarlık ofisinden Hakan Evkaya ve Kutlu Bağ ile beraber mimar yarışmalar üzerine konuşmak için bir araya geldik. Ben de sözü daha fazla uzatmadan konuklarımıza iletmek istiyorum. Kendinizi tanıtabilir misiniz kısaca? Merhabalar herkese, hoş geldiniz siz de. Yani biz iki kere bir mimarlığı temsilen iki kere birin iki kurucu ortağı olarak aranızda bulunuyoruz. Daha böyle hafta içi bir gün olsaydı muhtemelen diğer ekip arkadaşlarımız da olurdu. Ama bugün çalışmadığımız için onlar yoklar. Bir tek Fondip işte her daim burada. Fondip hep mesaide burada. Evet, her daim mesaide şeyin O şey yapıyor yani. art direktörümüz zaten biliyorsunuzdur. Ben Kutlu Ben Hakan Evkaya. Bağ. Evet, yani yaklaşık 12 senedir bir aradayız Hakan'la. Mezuniyetlerimiz daha öncesine dayanıyor. Ama 12 senedir de aktif olarak hem yarışma ortamlarında kendimizi var etmeye çalışıyoruz ve sürekli üretim halindeyiz. Onun dışında serbest piyasada kurumlara ve özel şahıs ve firmalara yine işler yapıyoruz. Mimari proje, genelde mimari tasarımlar yapıyoruz. Farklı ölçeklerde. Aynı zamanda da akademik hayattan da çok kopmamaya çalıştığımız için akademik ortamdan da Hakan Atılım Üniversitesi'nde, ben Başkent Üniversitesi'nde olmak üzere de yarı zamanlı yürütücülük mü diyeyim, görevlerine devam Evet. etmeye çalışıyoruz. Proje derslerinde, tasarım derslerinde. Hakan 3. sınıflara giriyor, ben 4. sınıflara giriyorum. Bu şekilde devam eden bir serüvenimiz var. Genel olarak hani ızdıraplı, böyle çok çok yoğun çalışmalı bir hayatımız oldu bu zamana kadar. Bundan sonra da öyle devam edecek, gücümüzün yettiği yere kadar diye düşünüyoruz. Mimarlıkla ilgili, çünkü sonuçta bir yerde saplantılı diyebileceğimiz bir duygusal ilişki kurmuşuz demek ki. Ki yani bütün aslında Türkiye'de, yani içinde bulunduğumuz topraklarda da, dünyada da mimarlık yapmak aslında gitgide zorlaşan bir durum içerisinde olmasına rağmen ve bir sürü bize getirdiği işte problemi, handikap olmasına rağmen devam etmeye çalışıyoruz. Demek ki seviyoruz bu işi. Ya da başka bir iş yapmayı bilmiyoruz, bilmiyorum. Ya seviyoruz diyelim. Sen de istersen böyle bir şey söyle. Tamam. Kutlu bayağı güzel özetledi. 12 yıldır güzel bir serüven devam ediyor. Her gün yeni projeler Her gün devam yeni ediyor. mutluluklar, yeni projeler. Güzel, keyifli bir şekilde devam ediyoruz. Ne kadar keyifli olunabilirse bu ortamda. Evet. Ne Şeker. yapıyorsun? Evet, şimdi sustuk mu hep beraber? Şimdi sunum konusunda bize yardımcı olduğu için Aysema'ya teşekkür ediyoruz. Biraz biz onun üzerine yıkmış gibi olduk. Aysema da kendisi bir takım yaptığımız daha önceki zaten konu başlığında da bir yarışmalar üzerine galiba konuşacağız. Genelde yarışma projelerimizden bir takım seçki, yani kendisinin yarattığı bir seçki var. Onun üzerinden yürüyeceğiz.
Sağ olsun böyle çok fazla da şey yapmamış, uzatmamış konuyu, böyle 2-3 imaj yani genelde şeyler. Hmm, çok iyi. Öyle olduğu için de böyle çok hızlı özet şeklinde geçelim. Sonrasında böyle belki katılımcı arkadaşlar da var burada. Soru cevaplar şeklinde ilerlesek daha keyifli, daha interaktif, daha hani herkes için dinamik bir sunum olur diye. Tabii düşünüyoruz değil mi? Hatta şöyle bir şey olabilir mi? Hani biz sunarken sorusu olan varsa kesebilir şöyle. Tabii ki. Yani istedikleri zaman mikrofon açıp konuşabilirler. Aynen. Daha güzel olur. Daha böyle sohbet tadında olur. Zaten sofar talk dedik buna da yani. Sohbet ederiz, güzel olur. Tamam, olur. Daha iyi olur. Ama saldırgan içeriklere ya da sinkaflı konuşmalara mahal vermeyelim. Bundan da hep beraber şey gideriz, bir kahve içmeye gideriz. Kaç kişiyiz? Üç basamakları gördük. Tamam, harika. Harika. Evet, Arkan sen başlayabilirsin bence. Güzel. Başlayayım. Bu Kutlu ile ilk yarışmamız. Aslında bu yarışmaya hazırlanırken biz hani ikimiz de, ya ben çalışıyordum, Kutlu Rusya'dan yeni gelmişti. İşte geceleri yaptık bu yarışmayı. Kayseri'de açılan bir yarışma ve cami konusunda açılan tek yarışma diyebilirim. Var ya, en azından o zamana kadar ilk yarışmalardan birisiydi. Yani uzunca bir süredir cami üzerinde. Çünkü cami mimarisi, mimari ortamının tartışma konusu olamıyordu yani bir türlü. Bunu sağlamak üzere yapılan bir şeydi. Evet, yani 250'de katılım oldu. Güzel bir serüvendi. Biz hani ilk şeyimizde, ilk yarışmamızda Kutlu'yla hani biraz bizim o ilk başlangıçtaki hırsımız, gücümüz, şeyimiz, biraz da şansımız belki. Bu yarışmada 6 eşdeğer ödülden birisini aldık. Bu tabii çok bizim için çok iyi bir başlangıçtı, takdir edersiniz. Bunun verdiği enerjiyle bayağı hani sonrasında ard arda birçok yarışmaya girip birçoğundan da başarı elde etmeyi elde ettik diyebiliriz. Çok böyle hani detayına girmeyeyim. 500 kişilik bir camimiz zaten. Hani şeyde yeri falan belirtilmemiş. Hani konumu ve bağlamından arındırılmış. Bunun tamamının yarışmacıya terk edildiği bir ilginç bir konuydu. Jüri de bayağı hani şeydi. Evet, keyifli ve şey bir süreçti. Yani burada çok çok kabaca böyle bir genel özet geçmek gerekirse, yani bir yeri, konumu, işte iklimi herhangi birisi yok. Tamamen yarışmacıya bırakılmış bir durum olduğu için biz gerçekten yani herhangi bir yerde de olabilecek, sadece belki birazcık hani zemin alanını hani isteyecek bir yerde. Bütün cami mantığını, caminin İslam felsefesinde ya da İslam ritüellerindeki karşılığını tekrar sorgulayabilseydik nasıl bir şey elde ederdik? Ve bu sırada da özellikle hafızasında yer alan bazı unsurları da, yani cami mimarisinin hafızasında yer alan bazı unsurları da tekrar ele alsaydık ne yapabilirdik üzerinden? Kubbeyi büyük bir örtü halinde tasarladık. Namazgahı inanılmaz bir şeffaf, tamamen hatta etrafından yalıtmayan, etrafıyla görsel ilişkiyi koparmayan bir şey olarak değerlendirdik. Bu kabuğun altı hem camiye hem de dış mekanlara, aynı zamanda son cemaat mahalline de hepsine aslında mekanlaştıran, kapsayan bir büyük bir kabuk olarak düşünüldü. Biz bunu sonradan da Kayseri Belediyesi bir yerde, uygun bir yerde, cami projesinin ihtiyacı olduğu bir yerde bizi aradılar, kontak kurdu böyle bu yarışmadan sonra. Bu yarışma 2010'du diye hatırlıyorum. Sanırım 2012'de falan. Evet, 2010'da şey yaptılar, aradılar falan. Biz bayağı projesini, uygulama projelerini çizdik. Bu kabuğu da, yani bu buradaki yarışmadaki 70 metreydi ama yaklaşık işte 55 metre kabuk şeklinde çözdük, tekrar çözdürdük, statiği falan da çözüldü, her şey halloldu ama yapılamadı çünkü cami şeyleri, inşaatları, projeleri de dahil olmak üzere genelde bizde biliyorsunuz öyle bütçe ayrılan işler değil de hayırsever paralarıyla yapılan, yani hayırsever yardımlarıyla yapılan işler halinde yürüyor. Öyle olunca da tabii biraz pahalı bir proje olduğu için muhtemelen yapamadılar. Yani belki onun da dışında şu eklenebilir ama şimdi cami tartışması gerçekten çok derin, uzun ve yorucu bir tartışma. Hani ona girmeden ucundan şöyle söyleyeyim. Hani cami üretimi biliyorsunuz ülkemizde. Biraz hani ezber formların yeniden yapılması şeklinde
oluyor ve çoğunlukla da gerçekten hani eklektik ve karakteri pek olamayan yapılar şeklinde üretiliyor. O yüzden böyle modern cami, yani camide modernleşme süreci henüz ülkemizde yaşanmamış bir seviyede. Evet, geçebiliriz bence. Geçelim ya. Ya bu, biz tabii bunun şeyin ilk yarışmada, ilk girdiğimiz yarışmada aldığımız şeyle, motivasyonla diyeyim. Böyle bir yandan hani hayatta kalmaya çalışırken, hayatta kalmak için bir takım tadilat, dekorasyon işleri falan yaparken bir yandan da yarışmaları hepsine girmeye çalışıyorduk elimizden geldiğince. O arada tabii 2-3 tane başka yarışma var, yani şu an hani burada seçkide değiller belki, ama bu da çok önemli bir yarışma bizim açımızdan. Çünkü Truva Müzesi gerçekten şeydi, hem jürisiyle hem işte ortamda yarattığı heyecanla, katılım niteliği ve katılım sayısıyla falan böyle özel bir yarışmaydı. Öyle bir yarışmada birçok böyle üstad olarak bildiğimiz hocalarımız olan ya da meslektaş olarak saygı duyduğumuz ekiplerin de katılımı olan bir iş olduğu için bu yarışmada üçüncü olmak bizi çok sevindirmişti. Ve yani hani şey, şöyle bir tarafı var, belki bir sonraki slayta geçebiliriz. Şu anda biliyorsunuz o birinci olan meslektaşımız, arkadaşımız Ömer Selçuk'un projesi, Ömer Selçuk'un ekibinin projesi işte şey yaptı. Çok pardon. Şeyde orada yani o da şeyde arazinin içerisinde, zeytinliklerden ve kenarından da düzlük olan da arazinin içerisinde böyle bayağı yalnız bir prizma yapmıştı hatırlıyorsanız. Biz de burada bütün o topografya verisi, elimizdeki olan şeyin gerçekten tam da o yerin çok kıymetli olduğunu, yani yaptığımız şeyin o yerden kendiliğinden oluşması gerektiğini düşündüğümüz bir iş olarak ele almıştık. Öyle bir şey yapmalıydık ki oraya aslında yeni yapılan bir şey değil, zaten oraya ait ve hep oradaymış gibi olan bir şey olmalıydı diye düşündüğümüz bir şeydi. Bayağı da böyle amatör bir hisle buradaki topografik eğrileri manipüle ederek farklı kodlar ve bir açık sergi alanı yaratıp bunun iz düşümünde de bir müze döngüsü yaratmaya çalıştık. Ve müze genel anlamda zaten hani doğal ve direkt aydınlatmayı çok istemiyor, onu dolaylı olarak almak istediği için de bu duruma çok elverişli bir tarafı vardı. Bununla ilgili de böyle bir gerçekten tamamen araziyle, araziden oluşan ve kendini tekrar, araziyi tekrar var etmeye çalışan bir tasarım peşinde koştuk. Çok da sevdiğimiz bir iştir. Sadece belki o dönem için biraz fazla amatördük, bazı şeyler yaptık. Çok üzüldüğümüz de bir iştir arkaya dönüp baktığımızda. Yani bunu bir birinci yapabilseydik ya da bu hani biraz daha şansımız yaver gitseydik de birinci olsaydı da bu yapıyı yapabilseydik dediğimiz hala içimizde bu tek alan işlerden bir tanesidir. Bir sonraki şeyde slide'de ne vardı Aysen abi? Bir kişi el kaldırmış bu arada. Araya giriyorum ama. Sorusu var sanırım. Halime Kılıç. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Ben mimarlık öğrencisiyim. Birinci sınıf öğrencisiyim. Sorum şu şey, az önce camiye cami için konuştuk ya. Evet. Sizin Kayseri'de yaptığınız modernizm gibi bir şey söylediniz. Bunun çerçevesinde Etimeskut Camisi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da şey, Emre Aralot'un yaptığı Sancaklar Camisi'ni merak ettiğim için sordum. Yani kısıtlı bir şeyde bu cami şey, bir ülkenin cami yorumuyla ilgili kısıtlı örnekler tabii çok doğru olmaz. Mesela Emre Aralot'un camisi bence ben en iyi önerilerden biri olduğunu düşünüyorum, ama bunlar çok nadir öneriler. Hani belki hani bakarsak 100.000 tane cami vardır. Evet, Meskut'taki camiyi çıkartamadım şu anda. Ben de çıkaramadım şeyde, ama yani şey değil. Mesela Meclis Camii vardır. Meclis Sinici'nin. Gerçekten. Yani aralarında tek tük iyi örnekler var ve cami yapısı elde etmenin iki tane metodu var. Bunlardan birisi Diyanet'in onayladığı cami şeyi yaptırdı. İkincisi de büyükşehir belediyelerinin elinde olan. Bu daha bize göre daha nitelikli olduğunu düşündüğümüz camiler tabii ki büyükşehir belediyelerinin ürettiği camiler oluyor. Çünkü Diyanet elinde bir şey var, template, bunu size veriyor oraya gittiğinizde. Ve bu onun bir şekilde
yeniden üretilmesini istiyor. Yoksa katiyen ya da şahıs şeyleri var işte. Zaten o Emre Orlat'ın hikayesi öyle biliyorsun. Evet, o da şahıs. Yani şey, öyle olunca da vizyon sahibi bir yatırımcı, yani yatırımcı demeyelim de ona işte bağışçının olması durumu çok değiştirebiliyor. Tabii orada mimarın da etki gücü, ikna gücü çok önemli. İyi örnekler var. Mesela Gölbaşı Camii var, Gölbaşıları Camii var. Çok iyi tasarım, sadece o da şeye kurban gitmiş. Belli ki ya bütçeye ya da inşa sırasında yapılan bazı hatalara ya da şeyliklere, yani ne diyor ona? İş bilmezliklere falan kurban gitmiş gibi görünüyor. Ya ben o cümle... Hayati Tabanlıoğlu'nun çok güzel bir camisi var. Şimdi sokağın ismini hatırlayamam. Ama o camiye de şimdi şey yapıyorlar. Eklentiler yapılıyor. Bir iç mimar tarafından yapılıyormuş. Tabii yani cami duman etmiş. Yani ben gittim gördüm. Özellikle etrafını gezdim. Yani o muhteşem olduğunu düşündüğüm ölçeği mahvetmiş kimyasal. Şimdi aslında bu tartışmayı o yüzden ben şey dedim. Hani bu çok derin, çok şey bir tartışma. Çok katmanlı, hani bazı noktalarda evet örneklerle açıklanması gereken bir şey. Sen gerçi Halime bir iki örnek üzerinden sordun. Etime şunu çıkartamadım dediğin gibi. Ben de çıkaramadım ama sancaklar bazı tartışmaları vardır ama kendi içinde çok da girmeye gerek yok. Genel olarak iyi bir öneri tabii yani şeyde. Ali Fokan Çetrez de bir yorum yazmış. BMM Cami'de sanırım bu sayıda örneklerden bir tanesi sayılabilir demiş. Evet, ben de onu. Evet, yani var. İyi örnekler. Çok iyi bir örnek. Söyle, hani 100 binde 10 tane sayabiliriz. Yani 100 binde 10. 10 binde 1 diyebiliriz. Yani 10 binde 1 diyebiliriz. %0.1 diyebiliriz. %0.1 diyebiliriz. Hani öyle şeyler diyebiliriz. İmal edilebilir bir oran bence. Bir yapı üretiminin niteliğini tartışmak açısından imal edilebilir bir oranda nitelikli ürün var, evet. Evet, şimdi şey, Halime'nin sorusunu cevapladığımıza göre bence bunu cevapladık mı? Bence bunu bu şekilde götürmeyelim. Evet, teşekkür ederim. Ben bu fikirden vazgeçtim. Yani, tamam, peki. Çünkü ben böyle olunca şeyin akıcılığı... Akışı bozuyoruz. Zaten hızlı bir şekilde geçelim ama not alalım, olur mu? Yani hani mesela Halime gibi ya da sormak isteyen birileri varsa hemen geri dönüp tekrar burada bu projeyle ilgilisi de tekrar burada döneriz diye düşünüyorum. Evet, devam edebiliriz bence. Yani bu, evet. Bence de bu projeyi de geçebiliriz. Zaten koptuk biraz. Obra geldik. Bu kronolojik olarak değişik bir yerde çıktı karşımıza şu anda. Tam bu 2010-2011 yarışmalarından sonra 2021 miydi? 21. Evet, 10 sene sonrası. Ya bu şöyle çok önemli bir yarışma tabii. Yani hani İstanbul Büyükşehir'in böyle açtığı bir yarışma serisinin bu önemli bir parçasıydı. Çünkü uluslararası şekilde açıldı. İki aşamalı şekilde açıldı. Gerçekten hani uluslararası iyi diyebileceğimiz ekiplerin de katıldığı bir yarışmaydı. İlkinde sadece fikir üzerinden finalistler belirlenecekti ama o finalistlerin de bir kısmı yine şeyin dışında, kotanın dışında kalacaktı. Biz ilk aşamayı geçtikten sonra da işte ikinci aşamaya büyük bir çabayla şey yapıp 3 eşdeğer ödül seçildi, biliyorsunuzdur belki takip edenleriniz olmuş olabilir süreci. O 3 şeyi de bir de 3. aşaması çıktı sürpriz bir şekilde. 3. aşamada da bu kez yine jüri yorumlarını tekrar şey yaptınız ve halk oylamasına hazırlandığınız bir değişik bir süreç yaşattı bize Taksim Obruk projesi. Yani daha doğrusu Taksim Meydanı ve çevresi kentsel tasarım projesi yarışması. Burada bizim şeyimiz evet yani ismimiz Obruk'tu çünkü önemli öğelerden bir tanesi, belki de en önemli öğesi Obruk'tu. Obruk dediğimizde aslında bir metafor, yani şey olarak da bir nasıl söylesem, ya analojik olarak bu biliyorsunuz doğa felaketi olarak geçer, istemediğimiz bir olaydır ama bizim de bahsettiğimiz durum aslında doğanın bu kentleşme ve betonlaşmaya karşı bir yerde tekrar ters yüz olacağı, tekrar bir kez yeşilin ve doğanın kentlerini ele geçirip daha böyle barışçıl ve daha eşitlikçi bir şekilde yaşayabileceği bu iki durumun bir şeyin başlangıcı olarak düşündüğümüz, bunun içinde Taksim gibi bir önemli bir kent merkezinin, önemli bir dünya merkezinin bu iş için de çok iyi bir yer olduğunu düşündüğümüz bir işti. Bu sadece tabii bunların böyle bir anlam üstlenmenin dışında da Taksim'i bilenleriniz vardır.
aslında orada bu özellikle yaylaştırma sürecinde projesini yaparken böyle düşünülmemiş bazı es geçilmiş bazı şeyler vardı. Onlardan bir tanesi işte yer altında tam aynı sehpa çekiyor, masa çekiyor falan bir şey yapıyor. Gök gürültüsü. Gök gürülüyor olabilir. Şey Alaaddin'den şüpheleniyorum bu arada. Alaaddin'in... Hayır ya. Kapat, sesimi kapatıyorum. Şey, ve bunu, bu yer altında tabii burada bir metro hattı var. Metro durağı var, tünikler var. Aynı zamanda tarla başında altı alınan korkunç otobüs durakları var. Tıpkı anlamda da orada bir insan kitlesi var. Bütün bunları da birleştiren bir omurga şeklinde davranan, bunları yeryüzüyle buluşturan bir bağlaç aslında o grup. Sadece bir delik değildi yani. Bunların dışında da tabii bu proje özelinde çok ciddi bir büyüklüğü tasarlamanız beklenen, birçok problemle yüzleşmeniz gereken bir alan. Sadece Taksim'de değil, çünkü Gezi Parkı'nda şey yapan, kapsayan ve etrafında kapsayan birçok çevresiyle de fikir geliştirmeniz gereken bir işti. Çok zorlandık. Gerçekten bizi en çok yoran işlerden bir tanesi olabilir. Çok şey serüvenimiz içerisinde, yarışma serüvenimiz. Çünkü üç aşamalı, üçüncü aşama hepsinden zordu. Çünkü biz bir Ankara ekibi olarak İstanbullu ekiplerle mücadele ediyorduk ve projemizi tanıtmak için sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya çalıştık o dönem. Çok alışkın olduğumuz bir şey değildi ama hızlı bir şekilde adapte olduk diyebilirim. Güzel de tanıttık. Birkaç bin oyla kaybettik. Evet, 220 bin oy kullanılmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Maalesef bu şey yani seçilen şey olamadı en son. İkinci olmuş gibi oldu. Ama birinci olanı da maalesef uygulayamadılar diye biliyoruz. Çünkü sonrasında bir takım şeyler döndü orada siyasi. Manevralar oldu. Gezi Parkı'nı başka bir yere İBB'nin yetki alanından çıkartıp başka bir vakfa falan devrettiler. Bir şeyler oldu. Sanırım onlardan da kaynaklı proje şu anda rafta. Yani gelir mi tekrar gündeme? Birinci proje uygulanır mı? Birinci seçilen proje. Onları göreceğiz. Evet. Hatta bu konuyla ilgili biz sosyal medyada çok garip şeyler de yaşadık. Ben hatta çok yakın bir zamanda bir yarışma açıldı. Bu yarışmada ilk üç nedense arsada var olan ağaçları dümdüz eden ekipten seçilmiş. Yani jüri bence şey yapmış. Ben bunu Twitter'da yazdığımda alta bir yorum gelmişti. O da şuydu. Siz de Taksim'e çukur açtınız. Ona ne gücük gibi bir yorum geldi. Aslında biz bu çukuru açarken de ağaç var mı diye ona da dikkat etmiştik bu arada. O gebze gidecek burada. Bayağı tartışmalı, bayağı hani şey bir işti, yorulduk. Bizi en az 2 yıl, 3 yıl yaşlandırmıştır. Bu arada yani, ben de bir şey sormak istiyorum aslında. Bu yarışmalarda halk oylamasına bakış açınızı merak ediyorum ben birazcık çünkü. Harika. Tamam, sevdiği sorular. Ben şöyle söyleyeyim, ben severim böyle spekülatif şeyleri. Şimdi halkın bir mimarın yaptığı işe yorum yapabilmesi mümkün mü? Ya şöyle bir şey olabilir mi? Mesela bir cerrah ameliyata başlarken hangi damarı keseceğine dair bir... Dur bir oylama yapalım. Halk oylaması yapıyor mu? Ya da pilot uçuş protokollerini içe sayıp yolcularda bir yol şey yapalım, biz nereden ineceğimizi. Yani mimarlık hakikaten bu meslekler kadar teknik yönü olmayan bir meslek midir? Bilakis içinde sosyoloji dahil ki fizik dahil biliyorsunuz statik fizik. Onun dışında birçok bilimi barındıran, bilmeyi talep eden, hatta bütün bunları yorumlama becerisi içeren bir meslek. Siz bunu halk oylamasına sokarsanız halk, şimdi bu şu demek değil yani halk ne anlar demek istemiyorum. Şunu demek istiyorum. Biz Kutlu'yla gittiğimizde oraya birisine stand kurmuşlardı. Stand vardı. Birisine sorduk hangisine oy vereceksiniz diye. Birinci olan arkadaşlara oy verecekmiş. Neden dedim? Çünkü kırmızı dedi. Şimdi burada şöyle bir soru var. Şimdi birisinin bir şeyi seçebilmesi için ya da kritize edebilmesi için o konuya hakim olması gerekir.
hakim olmayan bir gürurla bunu şey yapamaz. Ya, ya, o bir siyasi aktörün popülizmi sonucunda ortaya çıkan da bir tarafı var. Ben hani zaten aslında şöyle bir şey var. Halk oylamasını tabii çok şey yanlış ifade ettiler. Üç aşamalı bir seçim durumu vardı orada. Bir şey jürinin bir seçimi varmış gizli tutulan. Bir işte halk oylamasıyla belirlenecek olan. Bir tane de belediye başkanının ya da belediyenin kendi inisiyatifiyle seçeceğine dair böyle bir üçlü bir sistem olacağı. Yani öyle bir formülasyonu vardı. Tamamen halk oylamasına bırakmıyorlardı aslında. Çünkü hatta benzer durumlarda başka yarışmalarda burada biraz şeyle yani muhtemelen belediyenin inisiyatifiyle jürinin kim bilmiyorum ama belediyenin inisiyatifiyle halkın oyu birbirini tutmuş olabilir bu Taksim örneğinde. Çünkü biz birazcık inşaat yükü fazla bir şey çıkartıyorduk ortaya. Bundan birazcık imtina etmiş olabilir belediye. Çünkü olabilir. En büyük sorunlardan bir tanesi biliyorsunuz senelerce süren inşaatlar. Bu kadar da merkezi bir yerde işte çok uzun sürecek bir gerçekten zorlu bir inşaat şeyine gitmektense böyle sağda solda birkaç noktaya dokunan bir üst geçidi seçmek daha işte şey daha iyi feasible gelmiş olabilir. Daha feasible yani. Gelmişti. Ama mesela buna benzer başka yarışmalar da açtılar başka yerlerle ilgili. Galiba Bakırköy'de yanlış hatırlamıyorsam. Halk oylamasında seçilen değil de bir başka projeyi mesela uygulamaya şey bulundu, layık bulundu mesela. Halk oylaması tek başına değildi yani. Ya buradaki şey şöyle aslında. Ben hani burada sanıyorum şu an bizi dinleyenlerin çoğunlukla mimar olduğunu düşünüyorum. Yani mimarlık öğrencisi ya da. Şimdi mesela yaptığınız işi, sizden bir ricam var. Mesela yaptığınız bir işi birisine anlatmaya çalışın. Başka bir disiplinde. Sizin yapmaya çalıştığınız o çok katmanlı sorunsalı çözme şeyiniz, bırakın açıklamayı becermeyi, katiyen karşı tarafın algılayamayacağı şeylere dönüştüğünü göreceksiniz. Bu kadar basite indirgenmesini ben olumlu bulmuyorum. Ya bu Obruk'la ilgili ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Hakan'a da aslında sözüm sizinle beraber. Obruk bizi tabii çok yordu, yıprattı bu süreçte. Sonrasında bir de yani Obruk üzerine çok konuştuk gerçekten. O kadar çok konuşunca da bir yerden sonra çünkü o dönemlerde işte ne bileyim tanıtım toplantıları yapılıyordu. İşte çeşitli yerlerden röportajlar söyleştiler. Bir, Obruk tabii birazcık da şey oldu, popüler de oldu yani o da Taksim yarışması şeyinden kaynaklı biraz. Öyle olunca tabii çok böyle bir hem fazla verdiğimiz efor, hem o yıpranma, hem fazla konuşmaktan gelen bir bıkkınlık oluştu. Ama aslında iki tane açıdan çok önemli buluyorum ben bu yarışmayı. Bir tanesi gerçekten jürisiyle, organizasyonuyla çok önemli bir uluslararası yarışma şeklinde açılan bir yarışmada ilk üçte yer almış olmak da çok önemli bir şey. Bir önemsediğimiz ve bizim için kıymetli olan bir şey. İkincisi de aslında o beğenmediğimiz, çok yön değiştirebileceğimiz halk oylaması sayesinde biz ilk defa disiplinin dışı işte yani mimarlık ya da tasarım dünyasının dışında insanlarla iletişim kurmaya zorladık kendimizi. Ve bu tabii çok hoş olmayan sonuçlar da doğurdu. Garip laflara, sinkaflı yorumlara falan filan böyle hani de maruzda kaldık. Ama bir yandan da ilk defa belki de mimarlık veya tasarım dünyasının böyle nasıl işlediğine dair insanların fikir sahibi olma. Bizim de dışarıdan insan, yani bu grup şeylerin yani oradaki çoğunluğun konuyu nasıl değerlendirdiğine dair gözlem yapabilme ihtimalimiz oluştu. Ben onu da bir kazanım olarak kendi adımıza süreçten dolayı önemli bir kazanım olarak da görüyorum. Evet. Nadiren de olsa kutlu yolunlu bir taraftan evet, yani bizde öyle bir denge şeyimiz vardır. Yani genelde ben olumsuzumdur, Hakan daha pozitiftir. Ama Hakan bir tarafa kaydığında yaptığında da tam tersi ben öbür türlü olmak zorunda kaldığımdan. Denge. Denge önemli. Yani ortaklı iş yapacaksanız ileride ekip olacaksanız falan ekip olarak bir tasarımcı veya mimar ya da neyse işte artık iç mimarlık ya da herhangi başka bir şeyde ekip olacaksanız bunlar önemli arkadaşlar. Evet. Devam edelim bence. Böyle acayip bir sessizlik oluyor ya bu online sunumlarda. Evet, yani normalde ya. Salonda olsan bir tepki alabiliyorsun falan karşıdan şeyden. Şimdi evet. İster istemez böyle acaba biz saçmalıyor muyuz? Aslında bağlı mıyız? Ya da koptuk mu? Hani işte olabilirdi mi? Onlar mı? O doğru? Çok komik olurmuş ya. Kopuyoruz ama biz burada anlatıyoruz. Evet. Çok iyi gidiyor. Ağzınıza sağlık. Arada böyleyim diye. Yoksa. Arada böyle tezahürat ediyor. Evet. Olivello.
O Livelo da ilginç bir yarışma. Çok şey, tamamen bir doğal yaşam alanı şeyde, İzmir'in biraz dışında, güzel yolu bir orası, hatırlamıyorum şimdi ismini. Orada böyle bir zeytin, bayağı da eski bir zeytin ağaçlarının falan da olduğu, tamamen böyle bir keyifli bir alan. Şöyle bir alan. Yapılaşma şeyde çok küçük bir kısmında, çok az miktarda oransal olarak verilmiş bir yerde. Burada Olivello ismi de şeyden geliyor. İşte bu Olive Eurovelo denen bir şey var. Avrupa'da da işte böyle sürekli olan bir bisiklet hattı var. Bu ikisinin birleştiği böyle bir alan tasarımı ve alanın içerisinde de bir ziyaretçi merkezi, bir şey derlerine aynı zamanda. Tabii yani aslında bu buraya ait, işte tam zeytine de ait olan böyle üretim şekillerini falan da deneyimleyebileceğiniz çok keyifli bir konu. Ama zor bir konu, çok büyük bir alan. Çok büyük bir alan içerisinde kaybolma riski de taşıyor. Aynı zamanda da acayip bir sık ağaçlıkla ve şey bir doku içerisinde nasıl bir mimarlık yapmak gerek diye. Bunu da Ömer Selçuk kazanmıştı, değil mi? Bunu biz bunda mansiyon aldık. Selçuk Bas kazandı, evet. Yani mansiyon aldık ama bizim böyle yine çok daha üstlerde olması gerektiğini düşündüğümüz, sevdiğimiz işlerden bir tanesidir. Çünkü bu hem alt kutunda hem üst kutunda aslında Eurovelo dediğimiz o hattı da, yani hem gezinti ve bisiklet hattını da böyle düğümleyen bir odak yapı halindedir. Bir yandan çelik ve hafif bir strüktür bir yapıdır. Daha önce deneyimlediğimizde bir şey olduğu için ağaçlara dokunmadan da imal edilebileceğini düşündüğümüz. Ama bir yandan da orada sırf hani ben hani doğal bir ortamda bir şey yapıyorum. O yüzden ben bunların arasında böyle daha country style, daha köy evi gibi şeyler değil de neyse, orada olmaktan da korkmuyorum. Kendimi de burada bu şekilde var edebiliyorum diyen, özel bir olarak gördüğümüz, bizim özel olarak kıymet verdiğimiz işlerimizden bir tanesidir. ISMA da bunlardan seçmiş, seçtiği projeler arasında onun olması da ayrıca bize mutlu etti diyeyim, ben beni mutlu etti. Beni de çok mutlu etti. Etti yani. Etti, çok mutlu oldum. Burnumda şey kalmış. Tüy kalmış. Kaşınıyorsun. Ya aslında Kutlu ile çok net ve şey anlattı. Yani biz zamana ait, bu zamana ait yapı üretme şeyinde konusunda o fikrimizden hiç vazgeçmedik. Bu hani temel şeylerden birisi. Evet, hani burada bir zeytinlik, işte böyle görece daha küçük ölçekte mekanların barındırılması gereken bir yapı organizasyonu, işte bununla beraber İşte küçük atölyelerim falan oldu. Böyle ilginç bir şeydi bu, programdı. Evet, bu zamana aitti. Bizim birkaç kez aslında yapmayı denediğimiz, hatta yapma fırsatı da bulduğumuz, işte topraktan kopup böyle hibrit bir hani işte zeminle kurduğu ilişkiyi minimize eden bir şeydi yine. Bu yaklaşımı biz çok benimsedik. Hani bu alanlarda hani fırsat buldukça da bunu geliştirmek, hatta daha ileri şeylere taşımak istiyoruz açıkçası. Bahsettiğim bu konu tamamen şeyle ilgili. Zeminle kurulan ilişki, ortamla ve bağlamla yapı üretim metodunun yorumlanması şeklinde diyebilirim. Ya burada Leburgaz'da da çok kısa, daha önce yine Leburgaz yarışması gelecek biraz sonra. Denedik aslında yani, uygulandı. Ya bir tane de Mersin'de de bir yer yaptık aslında, evet. Yine. Buradaki hikaye şu, biz şey diyoruz aslında çok kabaca anlatırsak. Yani buraya bir yapı koyarken özellikle doğal ve zeminin içerisinde var olan doğal peyzajın olduğu, peyzajın yaşama olasılığı olduğu bir yerde ağaçlarla ve işte oradaki bitki örtüsüyle ilişkilenen durumlarda mümkün olduğunca işte temel betonu atmamaya çalışıyoruz. Evet. Öyle bir şey koymalıyız ki oraya kazı yapmıyoruz. Evet, kazı yapmıyoruz. Oradaki topografiyi çok ellememeye çalışıyoruz. Bunu tabii her programda yapamıyorsunuz. Bunun için uygun büyüklüklerde olması gerekiyor. Ama oraya çok tekil temellerle, tekil noktalardan basan ve yani yarın bir gün bina işlevini artık hani gereksiz bir hale geldiğinde ya da kaldırılması gerektiğinde oradan kaldırıldığında neredeyse orada hiç olmamış gibi her şeyin devam edebildiği bir şey üzerinden yürümeye çalışıyoruz. Bu tasarımda da bunu önemsedik. Buna benzer işte dediği gibi Hakan'ın işte şeyde Leburgaz'da zaten inşaat etme şansımız yapıldı. Oldu.
Mersin'de de aynı şekilde şeyde, Mezitli'de de böyle kafeler yapmıştık. Onları da yapabildik. İstanbul'da falan bir iki noktada önerimiz oldu ya, konsept. Hala deniyoruz bunu. İşte Trabzon'da böyle buna benzer bir şeyimiz var falan yani. Onu farklı tabii durumlarla geliştirmeye çalışıyoruz. Ya böyle basit görünüyor bu ama gerçekten hani birçok beraberinde işte yapı fiziği ve dinamiğinin getirdiği sorunlarla yüzleşmek açısından tabii kendimizi biz uğraştırıyoruz. Detay ve işte şey çıkarıyor ama şu Kutlu'nun az önce üzerine bastığı şu şeyi benimsemenizi çok isteriz. Bu yapı önerisinde biz hani 50-50 genişlikte küçük temel hatta prekast elemanlarla yerinde çok noktasal müdahalelerle zeminden kopuk yapı üretme çabası belli alanlarda. Çünkü biz bu konuda şöyle bir fikirle hareket ediyoruz. Yani yapılar geçicidir ama toprak kalıcıdır. Kadimdir, daimdir. Şeyle. Evet, daim. Biz hani o yapının işte burada 150 milyon yılda oluşmuş toprağı yok edecek güçte bir dokunuşta olmaması gerektiği kanaatindeyiz. Bence bunu geçebiliriz. Evet. Çünkü biz böyle her projeyi anlatmaya çalışırsak aynen. Böyle büyük es verdiğimizde geç sendek. Tamamdır. Hemen geldi. Çok da, hızlı geldi. Bu da şöyle bir şey. İki aşamalı bir yarışmaydı. Çok da böyle sağlam bir jürisi olan bir yarışmaydı. Çok da sağlam bir programı olan Lüleburgaz gibi aslında bir ilçe belediyesinin de olmasına alışkın olmadığımız tarzda böyle büyük bir kültür sanat merkezi. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi diye geçen ismi de. O başkan beyin icadı bir isim olarak falan da ama böyle bir seri yapıyordu yani. Seri projeleri vardı. O dönemde de böyle 3-4 tane yarışma açmıştı üst üste. Emin başkan buradan da anmış olalım kendisine. Selamlarımızı yollayalım. O dönem böyle açtığı yarışmalardan bir tanesinde de biz işte girmiştik ve iki aşamalı yarışmada ilkinde finalist olup ikincisinde de işte birinci olmayı başardık. Buradaki hikaye de şu, o solda gördüğümüz arazi böyle yaklaşık bir ucundan bir ucuna 12 metre falan bir kot farkı var yukarıdan aşağıya. Sağda gördüğünüz ağaçların olduğu gördüğünüz kısımda gerçekten böyle bir çam koruluk ve bize arazi olarak verilen kısımda da ve programda da verilen şeyde de işte böyle atölyelerin olduğu ve münferit çalışabilecek, dış mekandan işleyebilecek bazı öğelere o şeylerin, ağaçların olduğu yerde işte özellikle o aralara böyle bayağı sokuşturduğumuz ve tek bir ağacı bile, burada yüzlerce ağaç vardı, müdahale etmeden inşa ettirmeyi başardığımız, sadece inşaatı bitmediği için. Bitti artık açıldı. Bitti de, bitmiş de biz de gidemedik. Açıldı da yani. Bizi henüz davet etmediler. Şöyle, bu yapıda ben şu notu hani Gebze'yle konuşacaksak, burada iki tane ağaç için biz proje revizyonu yaptık. Yerinde bize gelen ağaç rölevesi yanlış olduğu için kazı sırasında iki tane ağacın gideceği ve yok edileceği şeyini anladığımız anda 30 bin metrekare projede revizyon yaptık. Yani yerimde değil mi şeyde? Evet yani mi? Böyle. Bu aplikasyon için gidildiğinde yapıldı yani bunlar. Şöyle söyleyeyim hani 48 saatlik hiç uyumama şey yani 2 gün hiç uyumama şeyle gururla söylüyorum ki o iki arkadaşımız orada yaşamlarına devam ediyorlar. Onu kurtarabildik, bu bir kazançtır. Bu arada bu projenin tabii çok önemli bir şeyi, özelliği şu bu hani alt ve üst arasındaki kotu ilişkilerini kurarken bir yandan hem sokaktan hem koruluktan farklı kotlardan aslında sürekli bünyesini alan böyle bir aralık yaratıyor. Ve içindeki şey kitle yani böyle çok göstermez kendini ama 30 bin metrekarelik bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Ve içinde işte opera imkanlı böyle büyükçe bir 850 kişilik bir salon. 300 kişilik salon. 1000 kişilik bir çok salon falan var. Yani aslında ciddi bir program şeyleri, var. İşte odaları, dans okulları yani kursları falan filan gibi bir deneysel salonumuz var falan. Böyle acayip çok sayıda program var. Bunları mümkün olduğunca zeminle böyle bütünleşik bir çözümle bir kısmını böyle zeminin altına yedirerek falan ve şöyle kütlesel parçalanmayla böyle ölçeğini de aslında daha insani bir şey boyuta çekmeye çalıştığımız çok böyle profesyonel çözümleri de olduğu için de birazcık diğer yarışmalardan yarışan projelerden öne çıkan özellikle arka sahne konusunda ve sahne
çözümleri konusunda. Böyle bir bizim bir olgunluk zamanı işlerimizden bir tanesi diyebiliriz. Makine gibi işliyordu gerçekten yapı. Evet, yani gidenler sanatçıların çok beğendiği, biz çünkü burada işte sanatçıların genelde soyunduğu, giyindiği, dinlendiği alanlar çok izbe mekanlardır, işte ışık almayan yerlerdir. Onlara da doğal ışık alma, işte bir takım iç bahçeler, deliklerle onları da hani düşündüğümüz bir şeydi, yapı organizasyonuydu. Yani kulağımıza gelenleri söyleyeyim, hani paylaşılanlardan. Özellikle oyuncuların, sanatçıların arka mekanları, yani işte hizmet veren mekanları çok beğendiğini duyuyoruz. Kutlu'nun dediği gibi burada büyük salon ve küçük salonla hizmet eden arka sahneyi tekil bir şeyle çözmek fikri burada bize birinciliği getirdi, evet. Es verdim Aysena. Ben tekrar bir soru sormak istiyorum aslında bu projenin üstüne. Mesela bunun gibi fazla metrekareli ve programı geniş olan yarışmalarda ya da işte projelerde. Yarışma dememin nedeni kısıtlı bir sürede, hani sonuçta bir teslim tarihi var ve ona yetişmeye çalışıyoruz ya. Bunda mesela önceliklerinizi belirlerken işte iç mekan çözümü de çok fazla zaman alabilen bir şey oluyor. Organizasyonu da keza öyle gibi gibi maddeleri belirlerken, yani önceliğiniz ne oluyor aslında? Hani onu sormaya çalışıyorum ama. Ya da işte cephedir, dış yerleşimdir gibi şeylerdi. Burada aslında bence böyle çok net bir cevap yok. Onun şeyi işte programa, konuya, yani içeriye. Sizin koyacağınız bağlamla alakalı. Ve bağlamanı bağlıyoruz ya proje derslerinde falan. Orası tam da böyle bir konunun sorunun cevabı olarak ne ister sorusuna herkes kendince cevap vermeye çalışıyor. Bazen fikirleriniz jüriyle uyuştuğu zaman zaten jüri grubuna koşuyorsunuz. Bazen hiç uyuşmuyor. Sizce çok doğru bir fikir jüri tarafından direkt reddedilebiliyor. Birazcık da yani şans faktörü de var maalesef yarışma şeyinde. Çünkü ne olursa olsun her ne kadar böyle çok objektif, yani daha da çok rasyonel gerekçelerle bazı şeyleri konuşuyor gibi görünsek de jüri ortamında, yani biz jüri ortamında da bulunduk çünkü öbür tarafında da bulunduk yani. Bir yerde de ama subjektiviteler devreye giriyor. Haliyle bazen şu bir gerçektir aslında, bazen değil, her zaman gerçektir. Herhangi bir yarışma birincisi mesela, o jüriyi değiştir, başka bir jüri koy, bambaşka bir ödül grubu ortaya çıkabilir yani şeyde. Bunun maalesef öyle bir tek bir doğrusu, tek bir yanlışı yok. 2 kere 2 4'tür deyip geçemiyoruz. Böyle olduğu için de yani mimari tasarıma da hiçbir zaman ya burada da bu şey çok önemli, burada da şu çok önemli, ondan başlayalım şeklinde gitmiyoruz. Ama elbette bizim yani genel mimarlık anlayışımızda projelerimizde belki izlenebilir yani bu durumda. Birkaç tane de çok önemsediğimiz şey var. Bir tanesi yerle olan ilişkimiz, zeminle olan ilişkimiz. İkincisi ölçekle ilintili olan durumumuz. Bunu her zaman arıyoruz. Üçüncüsü de gerçekten o bina çok iyi çalışmalı. Yani makine gibi her şeyi çözülmeli. Ve gerçekten hizmet edeceği fonksiyonun gereklilerini tam anlamıyla yerine getirmeli. Yani aslında zor bir şey, iş. Hepsini bir arada başarmanız gereken bir şey. Bazen birisi başarısız bir konuda zayıf kalabiliyor. Bazen kendi yaptığımız projelerde birinci bile olsak kendi yaptığımız işi eleştirebiliyoruz. Soydan dönüp baktığımızda. Bazen çıkmayabiliyor. Siz de öğrencilikten yaşıyorsunuzdur. Çok iyi bir şey çıkartamıyoruz. Yani bizim de içimizde sinen bir şey çıkartamayabiliyoruz. Bazen hakkımız yeniyor işte söylediğim gibi. Jüriler bizimle aynı fikirde olmadığı için. Onlara falan kızıyoruz, şiddetleniyoruz falan. Ama yani böyle bir net bir cevabı olan bir şey değil tabii ki. Yani. Ya bu bence bir miktar da, bence güzel bir soru da cevabı olmayan bir soru. Bu çok konuşulan bir şey. Yani mimarlık aslında demeye çalıştığım birazcık bir, yani bu projenin üzerine burada şeyi görüyoruz. İhtiyaç programının çok fazla olduğunu ve sizin de söylediğiniz gibi işte çeşitli sahneler vesaireler derken, hani baktığımda hani bu çok fazla zaman alabilen bir şey. Acaba atıyorum işte planı çözerken bir şeyler geride kalmış olma durumu gibi bir şey var ya. Aslında soru buradan çıkıyor hani. Ya bu mesela çok vaktimizi alıyor. Cami yarışmasıyla kıyasladığımda camide aşağı yukarı caminin planı belli ve cephesiyle uğraşabilirim mesela. Daha çeşitli öneriler sunabilirim ama burada gibi bir karşılaştırmadan çıkıyor. Ya şöyle, şimdi bir bazı işte o az önce söylediğim şey oldu. Yani aslında
bir programın büyüklüğünden çok işte onun fonksiyonu önemli. İşte camide dediğim gibi işte total mekanın yorumu, işte bizim az önceki Lüleburgaz örneğinde göründüğü gibi işte sahne sanatları yapılarında tabii sahne arkası özellikle çok girdisi olan bir şey olduğu için işte dekor girecek, oyuncu girecek, seyirci girecek, yangını itfaiyesi. Şimdi sahne arkası inanılmaz bir şey. Ben bayağı ciddi deneyimleme şansı buldum. Aslında mimarlık büyük oranda sezgisel bir meslek. Ama işin içine matematiği katabildiğin sürece. İşte bizim belki Kutlu yine az önce güzel açıkladı. Çok iyi çalışması gerektiğini düşünmemiz yapıların aslında iki şeye neden oluyor. Bir tanesi işletim maliyetleriyle beraber üretim maliyetlerini azaltmak ve daha ekolojik yapı üretmek. İkincisi ise mesela biz yarışmada bir tık ben öne çıkarttığımı düşünüyorum. Aslında yarışmalarda bir noktada özellikle böyle kompleks projelerde iyi çözüm tabii bir güven şeyi veriyor. Ya çünkü şunu düşünsenize aslında bu kadar basit görünen bir yapı üretimi için belki milyon tane çözüm üretilmiştir şu ana kadar. Hangi yapının ne kadar iyi çalıştığını bilemezsiniz. Hatta bize daha sonra yine Mersin'de bir yapıyla ilgili danışmanlık istediler. Çünkü bir sahne yapısı çözülmüş, oyuncu giremiyor içeri. Şimdi bu öyle bir konu ki orada o şeyi gösterebilirsen o seni bir puan yukarı çıkarıyor. O yüzden özellikle bu tür yapılarda, kompleks yapılarda önemsiyoruz. Ya bir de çok kısa hani onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Ezgi galiba değil mi soruyorsun? Evet. Ezgi maalesef hani ya şurası daha güçlü olsun öbürü çok önemli değil diyebileceğin bir meslekte değiliz yani. Tasarım öyle bir şey değil. Kesinlikle öyle. Yani, gerekiyorsa yani hani o durum içerisindeki bütün o kriterlerin hepsini sağlıyor olman beklenir. Yani zaten yaparken de böyle davranmalıyız. İşte okulda proje yaparken hocalarınız da muhtemelen buna benzer beklentiler için giriyorlar. Yarışma jürisi de aynı şekilde buna bakacak yani. Aha. Şeyde. Sadece şöyle bir şey var Hakan, daha doğrusu sen söyledin hani şeyde cami ile şey arasında. Şimdi birazdan gelecek bazı şeyler, mesela fikir yarışmaları gelecek ya da işte anma mekanı tasarımları gelecek. Cami de bunlardan birisi diye sayabiliriz. Bir de böyle işte fonksiyonunun gerçekten hani zor çözüleceği, daha böyle karmaşık ilişkilere sahip olan bir böyle bir ciddi bir matematiğe ihtiyaç duyan yapı tipleri var ki bu onlardan birisiydi bir yandan da. Mesela bir işte otogar yarışması kazanmıştık biz onu. Aysem'i almamış seçkiyi ama yani şey açısından önemliydi. Çünkü otogar yarışmasında mesele aslında bir yandan evet yani sizin oraya koyacağınız imge, mekansal nitelik falan çok önemli olmakla beraber ama en temelinde çözmeniz gereken bir şey var yani hem yolcular anlamında otobüs hareketleri anlamında. Bunu o kadar iyi çözmen lazım ki şey yani kimsenin onunla ilgili bir kaygısı, soru işareti ya da itirazı olamamalı yani. Öyle olduğu zaman yani fonksiyonu çözümüyle ilintili durumların öne çıktığı yarışmalarda birazcık daha rasyonel ve biraz daha objektif davranılabilmeye başlanıyor. Ama az önce sana bahsettiğim o subjektif de olma durumu ister istemez böyle fonksiyonla değil de daha çok imgeyle, formla veya mekan anlayışıyla ilintili şeyler haline ya da o çeşitlemelerle ilgili bir duruma geldiği anda da o zaman subjektif yorumlara daha açık hale gelmeye başlıyor. Ben de bazı insanlar şey yani bazı insanlar şeydedir yani bazı insanlar değil mi bazı meslektaşlarımız ne bileyim daha fonksiyonlu yönelik işte yarışmaları tercih ederler. Bazıları daha fonksiyonu ikinci bir anda bırakırlar, onu çok iyi kıvıramadığını ya da o efor göstermek istemediğini düşündüğü için daha böyle hani basit ve handle edilebilir ölçekteki yarışmaları tercih edebilirler. Bizim ayrışan tarafımız bence o. Biz her ikisinde de başarılıyız. Aynı zamanda çok alçak gibi. Evet. Yok bu konuda alçak benim de yani birçok konuda zaten fazla. Hayır hayır bence bir şekilde. Hiç söyledim. Yok gereksiz çünkü alçak benim yani hep söylerler ya işte fazla alçak benim de olmaz. Gerçek sanarlar derler. Yani bu konuda da olmayalım yani zaten. Çünkü tabii. Bu konu zaten hani güçlüğümüzü bence hem kendimize hem ortama ispatladığımız alanlardan bir tanesi diye görüyoruz. Kaç kere ispatladım değil mi? Yani işte şimdi ASM'i açarsa bu
bir sonraki örnek aslında bayağı hani o Tokyo'da bir yarışma idi. İşte bir dinler merkezi şeyi açtım. O açmıştı da biz de evet, ben açtım. Mesela şimdi burada işte dedim ya az önce bu sezgisel yanı çok güçlü olan bir meslek. Bilimsel yanıyla beraber mesela burada da biz işte böyle bir Tokyo'nun 50 yıllık projeksiyonunda işte dinler merkezine yönelik bir şey önerisiydi, yarışmasıydı bu. Burada mesela bir küreyi buraya koymak ne kadar zaman alır? Asıl soru o küreyi oraya koyma kararını alma zamanı. Yani aslında o aralık bazen bir tiyatro binasını çözmek daha kolay olabiliyor. Yani bunun bir zamanla ilintili ya da olmuyor. Eforla ilintili olmayabiliyor. Aynen. Yani bazen de evet yani çok parlak bir fikir geliyor ki yarışmanın da bunu tür esnekliklere imkan veriyor olması da önemli bir kriter. Yani biz de işte uluslararası fikir yarışmasında hani direkt böyle birincilik getiren işler, fikirlerden bir tanesiydi. Çünkü burada bir din meselesini tekrar ele almak. 2050 yılında işte Toparlı bir Tokyo'nun düşündüğü şeyin Tokyo'nun farklı dinlerden kişilerin bir arada olacağından bahsediyor. Bütün bu dinlerin bir şeyde mensuplarının ve aynı zamanda kültürlerinin yaşatılması ve sonraki nesillere bir şekilde en azından kültürel olarak aktarılmasının da önemsel bir durum vardı falan. Biz de bayağı her şeyi zemin altında aynı kodda birbirine akan hem ibadeti hem de belki de bir çok çeşitliliği barındıran böyle bir müze gibi de hepsinin ötesinde uzaktan bunların algılanabileceği ve yakına geldiğimizde aslında din yani paradigma olarak değil de psikolojik ve felsefi olarak aslında çoğu zaman bizim kendi içimizdeki sürecinden geldiğini hatırlatacağımız bir yansıtıcı yüzeye sahip bir uçan balon. Evet, bu arada bu balonun detayları da var bu yarışmada. Şimdi o da biz Gazi Ekoli'nden geldiğimiz için hani bunu sistem detayımız. Yani balon uçuyor. Yani bu nasıl uçuyor? Hesapları falan da yapıldı yani. Şimdi şöyle biz mesela az önce işte Lüle Burgaz yarışmasında çok inanılmaz çözüm dinamikleriyle uğraştık. Burada mesela böyle bir küre yaptık. Bunun üzerine işte bir hikaye falan yazdık. Gaziantep var mı burada biliyorsunuz da. Orada mesela başka yüzeyi bozuk bir yara açtık. Aslında, hakikaten Kutlu az önce çok güzel söyledi. Biz hani bu çok alanında çok etken şeyler üretmeye çalışıyoruz süreçte ve böyle belirgin bir dil değil, bağlama bağlı olarak kendimizi yeniden keşfediyoruz. Tabii o keşif bence çok değiştiriyor bizi. Esver. İşte. Ben bu arada önceki projeye bir yorum yapmak istiyorum. Bence bu en ilginçlerinden birisiydi. Sebebi de çünkü çok fazla farklı din var aslında ve çok yani farklı dinlere aynı anda hizmet eden bir yapı. Maalesef ki yani şu anda haberlerde falan da çok duyuyoruz. İnsanlar genellikle birbirlerine çok saygı duymuyorlar. Özellikle inançları konusunda. Ama bu kadar hani farklı inanışı bir araya getirmek, o bağlantıyı kurmak bence çok güzel yani ve yaratıcı bayağı şu anda. O yüzden de bence en ilginç olan bu. Çünkü çok zor bir şey bu arada bir yandan da. İnsan genel olarak sosyolojik sebeplerden zor. Ama bence çok başarılı o yüzden. Yani Türkiye'de yapsan olmaz da Tokyo'da olur bu. Tokyo'da olur yani. O da doğru. Yoksa tabii. Yani maalesef uygulanma ihtimali olan bir yarışma değildi. Ama şey yani böyle bir şeyi gerçekten yapabilmeyi çok isterdik. Yani orada tabii başka sorgulamalar. Aslında ilgi duyanlar için bunu internette birçok mecrada bizim internet sitesinde de galiba olması lazım. Bulabilirsiniz. Bir de alt metinleri var yani. Yani özellikle dini ele alış şekliyle bireyin işte kendi içsel sorgulamasına dair olan aslında alt göndermeleri olan da bir tarafı var.
Çünkü çok garip bir meslek. Aslında ne yaparsanız yapın illa aslında ya farkında olarak ya farkında olmadan bir şeyler söylüyor oluyorsunuz. Sizin bir dünyaya dair, yaşantıya dair, dünya görüşünüze dair bir şeyler yaptığınız işe yansıyor. Bazen de hatta onu yansıtmaktan kendinizi alıkoymayıp onun üzerine iyice bastığınız örnekler olabiliyor. Bunu bir bilinçle ve seçimle yaptığınız. O da her konuda, her koşulda maalesef çok öyle bir şans geçmeyebiliyor elimize. Biz burada çok kareli görünüyoruz bu ekranda, öyle miyiz gerçekten? Bizim bağlantımızda sorun mu var? Bende gözüküyor. Gömleğim mi kareli? Ha, gömleğim kareli görünüyor. Pardon, tamam. Ya bunu da geçelim. Çok öyle uzadı ya. Yani soru cevabı zaman alacak. Bayağı uzadı. Yani bu da çok şöyle, çok kısaca özetleyeceğim. Rio de Janeiro'nun işte neydi o, tasarım başkenti olmasıyla alakalı böyle bir fikir yarışmasıydı yine. Tam böyle ilginç olan tarafı bu yarışmanın araziyi denizde vermiş olmalıydı. Yani arazinin yan tarafta zaten plaj var. Tam da böyle en merkezi yerlerinden bir tanesinde. Arkada böyle bir yeşil rekreatif alan var. Onunla birleşen bir ucundan karayı tutup öbür tarafa doğru, aslında denize doğru verdikleri bir şeydi. Biz de normalde böyle çok topografyada yararız yani bir şeyleri. Çok yararak yaptığımız tasarım çok vardır. Yarık projemiz şeyde. Bu kez denize verdikleri için denizi yaradık aslında hani şeyde. Yani hakikaten denizin içerisinde böyle bir negatif falan yaratıp onun içerisinde birçok şeye imkan veren esnek bir mekan anlayışı yaratabilir miyiz? Burada insanlar bir araya gelip hani bu bir Ateneum, çünkü bir öğrenme mekanı, bir deneyim mekanı olarak şey yapılıyor, karşılık buluyor sözlük anlamı olarak. Bunu yani denizin içerisinde, denizin aslında su seviyesinin, kutunun altında gerçekten, hatta şeyini de ortaya çıkartarak, yani kendi alttaki zeminini de ortaya çıkartarak bir şey dönüştürebilir miyiz diye denediğimiz bir işti. Çok severiz. Çok şey, basit bir fikirdir. Birincilikte geldi o zaman. Buna da sevinmiştik yani. Ama tabii bu da maalesef bir şey dönüşemedi. Esra artık. Biz bu üst üste böyle şimdi uluslararası yarışmalar görünüyorlar. O dönem Türkiye'de yarışmalar suyunu çekmişti. Bu 2020 miydi, 2019 muydu hatırlamıyorum şu anda şey tarihini. O dönemde böyle yazında bu stajyer arkadaşlar gelmişlerdi. Onlar da böyle yarışma falan görmek istiyorlar. Genelde öyle bir beklenti oluyor tabii bize başvuran insanlarda. Bazılarına kısmet olmuyor. Islak acımcı teçhizerek de gidebiliyorlar ama bakalım Aytun Bayan olacak. Ama oradaki o dönem işte yarışma olmadığı ortamda da böyle bir dedik ki o zaman biz bu uluslararası şey gibi bakalım hani ortamlarda neler dönüyor. O dönemde de elimizde ne varsa artık hani o anda karşımıza gerçekten ilgimizi çeken ne konu varsa girmeye çalıştık. Bu da böyle şey Ürdün merkezli bir şeyin bir kuruluşun, Tamayoz'un işte açtığı böyle iki tane yarışma vardı. İkisine de girdik, ikisinden de ödül aldık. Birisinde ikinci olduk ki yani böyle direkten dönmüşüz. Bu Bağdat'taki park, bunun yapılma olasılığı şeyden dolayı düşüktü. Aslında var bir niyet ama orası çok karışık bir yer tabii Bağdat yani. Burası da zaten böyle ciddi şeyleri, travmatik bir tarihe geçmişe sahip olan bir yer. O yüzden de açılıyor birazcık da. İşte bir yeni Bağdat ile eski Bağdat arasında bir kesişim noktası. Birçok toplumsal olayın ve çatışmanın ve yara diyebileceğimiz olayların yaşandığı ve onlarla anılan bir park aslında. O parkı tekrar bir bağlaç halinde ve aynı zamanda bütün o kötü hafızadan da arındırabileceğimiz bir şey dönüştürebilir miyiz ile ilgili bir alt kodu kullanarak yarattığımız, aslında dışarıdaki keşmekeşten de birazcık uzaklaştırma ihtimalimiz olan ama üstte de bütün olası kentsel bağlantıları hayal kurmaya çalışan böyle bir kentsel tasarım yarışması olarak böyle bir şey denedik. Yani kentsel tasarım bizim çok böyle iyi olduğumuzu düşündüğümüz bir alan değildi ama böyle hakikaten onda da birçok ödülümüz ve daha sonra yaptığımız iş oldu. Çünkü ölçek olarak hakikaten bizim üzerinde çok kafa yorduğumuz bir alan değildi. Sonrasında yani bazılarını Aysema'ya çıkarttırmış olabilirim ben. Aysema daha çok kentselleri seçmişti çünkü bir şeydi. Ama kentsel olarak ölçekte hem böyle başka bir yani, uluslararası yaptığımız işler oldu. Ödüller de aldık. Yani Taksim'de onlardan birisi aslında.
Tabii kentsel disiplinde de bazen özellikle bazı yarışmalarda ya da bazı işlerde de böyle önemsediğimiz başka disiplinlerden insanlarla da fikrine güvendiğimiz insanlarla çalışıyoruz. Buradan da hatta Olga'ya selamlar. Çalışmaya da bir selam göndermiş olalım. O da ODTÜ şehir bölge planlamada hem üretim üyesi hem de bize böyle durumlarda destek alıyor. Birlikte çalışıyoruz ekip olarak. Ve çok da faydası oluyor. Yani bu yarışmada yoktu da işte şeyde falan vardı. İşte bu Taşkent'te yaptığımız çalışmalarda işte Taksim'de falan vardı. Diye bunu da geçelim. Hızlanalım birazcık. Bunu çok hızlı geçeceğim. Bu da işte öbür aldığımız ödül. Bu böyle şeyde ne diyoruz? Sarjah. Sarjah diye bu emirlikler, Birleşik Arap Emirlikleri'deki emirliklerden bir tanesi. Dubai'nin komşusu olan emirlik. Orada Modern Arap Sanatları Müzesi'ydi konu. Ve bayağı böyle kaçak açtı hatırlamıyorum ama işte 50-50. Yok. 80-80. Yani çölü çünkü parsellemişler adamlar. Bayağı şey kare yani. Dörtgen kare her şey düzgün. Böyle bir alan içerisinde. Çünkü tabii iklimi belli, şeyi belli. Biz böyle bir barjel denen bir şey var. Baca sistemi var. Çok geleneksel mimarisinden gelen. İşte içerideki kendiliğinden çok iyi bir şey sağlayan. Onu esas aldığımız ve aslında bütün şey sistemi altta kurduğumuz. Üstte de yine gölgeliklerle şeylerle işte yani orada yaşanabildiği birkaç ay var hani dışarıda. Çünkü genelde çok sıcak olduğu için yaşanamıyor. En azından o kısımlarda yaşayabilecek. Ama onun dışında da geri kalan meseleyi de alt kotlarda en azından belirli bir metrenin altında artık şey santigrat olarak daha soğutulması daha kolay şeylere kotlara indiğimiz sıcaklık bir ve bir yandan da rotayı işte uzatmak için de bütün bu formu kullandığımız bir şey olarak değerlendirdik ki adamlar çünkü şeyde yarışma şartnamesinde metrekare ve şey vermiyordu ama müthiş koleksiyonu verdiler. Koleksiyonun bütün şeyini verdiler. Ne deniyor ona? Envanter listesi tamamını özellikleri bilmem ne. 150 ürün var burada. Evet. Bu ürünlerin şey yani durumu sen aslında tasarlıyorsun gibi, hesaplıyorsun gibi düşünebiliriz. Bunda da yani uluslararası falan çok sağlam bir jürisi olan bir yarışma. Her ikisi de ilginç bir şekilde öyle Arap bir şey gibi yani Orta Doğu organizasyonu diye geçiyor ama bütün şey çok uluslu. Genelde Avrupalı mimarlardan falan oluşan böyle bir şey jürisi de vardı. Bunda mansiyon alabildik. Ama ikisinin de gittik Ürdün'de, Umman'da, ödül töreninde falan gittik. Böyle deneyimler yaşattı bize. Önemsiyoruz da bu yarışmayla. Evet. Es. Ben bir soru sorabilir miyim? Hayır. Sen kimsin? Sen kimsin? Benim Aysem. Çok küçüksün, görünmüyor yani. Ben öyle bir sorum yok. Evet. Ya, o yok. Tamam. Aysem'e soruyor, moderatör olun. Tamam. Sor. Evet, şey soracağım. Şimdi siz hem ulusal yarışmalara katıldığınızı görüyoruz, hem de uluslararası yarışmalara katıldınız. Ve uluslararası da hem Arabistan hem Japonya aslında birbirinden çok farklı çizgilere sahip ülkeler. Hem yarışma şartnamesinde hem değerlendirme sisteminde ülkeler arasında ne gibi farklılıklar var? Bunu merak ediyorum. Çok geliyor ya. Bu soru çok geliyor. Bu soru güzel soru ama bu soru böyle bayağı bir başlık yani. Evet. Yani daha doğrusu şöyle sorarsan tabii iyice başlıklaştırıyorsun. Ülkeler arasında ne gibi şeyler geliyor dersen o zaman bizim hep her birinde ayrı değerlendirmeye gitmemiz kendilerinde bize göre. Ama şu var. Senin cevabın vardı bu aslında. Yani ya şöyle bir test bittiğim yani bu bizim naçizane hani emin değilim ama gördüğüm diyeyim normalde bizim ulusal yarışmalar eleme usulü gider. Yani bir elekten geçersin bir taneden daha bir tane daha en son kalandadır. Uluslararası evet, yarışmada ise ters bir mantık var. Hep seçkiler oluyor. Yani o 200 katılımdan mesela 50 tanesini seçiyor. Aslında bir pozitifleyerek yani orada şey yaparak ya bir yandan bir eleme usulü var. Mesela bizim az önce Sarjah'taki binamızı biz hani jüriyle konuşma fırsatı da bulduk. Mesela orada hani kamusal kullanım yüzeyini maksimize etmesi gerekçesiyle onun pozitif oyu verdiğini söyledi. Yani biz negatifliğini anlamaya çalışıyoruz biz, ama tabii çünkü bize gelen bir disiplin oluyor. Var ya hakikaten yani biz ne hata yaptık da mansiyona düştük gibi anlamaya çalışıyoruz. Bir türlü o dili kuramadık o yüzden. Oysa bize
kamusal alan kullanımını çok iyi yönetmişsiniz diyor. Yani aslında biz onu hani negatif pozitif karışıyor bir yandan. Bizde mesela şey var hani son 10 yılda yani yarışma şeyi iyi, çok iyi tarafı da kötü tarafı da olabilir. Var. Bunun tartışılabilir ama şöyle bir şeyden bahsediyorsun. Hakan'ın yani ben özetle hani yanlış söylüyorsam düzelt. Yani orada fikrin olumlanarak öne çıkma ihtimali var. Burada fikir iyi bile olsa bazen bazı konularda yetersiz kaldığı için daha erken yani ödül grubuna girmeden de tabii elenebilme ihtimalleri oluyor. Biz hatta yani kendi yarışma deneyiminden de ben gördüm bunu. Yani bazen diyorsun ki aslında fikir çok iyiymiş de işte yani şu konulardaki yetersizliğinden dolayı elendi yani falan durumu. Bizde bizim yarışma geleneğimiz biraz katı şeylerle geliyor. Yani birazcık da bu işte yönetmelik anlamında bu kike bağlı olan şeyde falan her şey çok fazla tarifli ve çok fazla kurallı. Aslında çok disiplinli. Aslında iyi tarafı da var. İyi tarafları bizim var. Bizim gibi olan şeyler var Avrupa ülkeleri. Yine çok katı kurallar. Zaten biz Çekya. Yani Çekya değil bence şey işte. Yani Avusturya, Almanya şeyleri. Zaten o ekonomiden geliyoruz. Bayağı. Birazcık da bizim şeyler onun üzerine kurulu olduğu için. Çok fazla kural, çok fazla belirlenmiş şey. Bazı ülkelerdeki yarışmalarda da bazı yarışma türlerinde de inanılmaz derecede tanımsızlık var uluslararası yarışmalarda. O tanımsızlığın içerisinden aslında bir çeşitlilik ve potansiyel yaratmış oluyorlar. Onun da iyi tarafları var ama bizde fikir yarışması bile olsa bayağı tariflidir her şey. Yani o da bazen tasarımcılar anlamında da gelen ürünlerin çeşitliliği anlamında da onlar birazcık kısıtlayıcı olabiliyor diyebiliriz değil mi? Deriz diyelim. Diyelim hadi. Mesela müze için metrekare vermek yerine envanteri veriyor. Bunu sen düşündün. Ama bir yandan Kutlu'nun söylediği gibi mesela Güney Kore'de bir yarışmaya girdik. Mekanların kat yükseklikleri belirlenmişti. Çok fazla değişkeni olan bir tartışma. Net bir cevabı yok. Her birisinin ayrı kendi içinde güzel yanları var. Handikapları var. Ya bizim mesela en sevdiğimiz işlerden birisinin mutfağa servis alamadığı gerekçesiyle elendiği, evet. Gerçeğiyle yaşamak zorundayız biz mesela. Yani merak edenler için de Ahlat Gençlik. Yani aynen yani o gerçeği bilerek biz kaç yıl doldurduk? 6-7 yıl geçirdik mesela bu gezegende. Yani diğer ise işte diyor ki ya ilk gördüğü şey hep o şeyler. Çözebildiğin konular üzerinden seni üst tura taşıyor. Diğer ise çözemediğin hataları bularak eliyor. Yani öyle bir bizim gördüğümüz tabii belki de yanılıyor da olabiliriz. O ihtimal her zaman. O ihtimal evet. Gebze hükümet konağı. Evet Hakan'ın konusu işte. Hakan sen bundan bahsediyorsun. Evet. Ya arkadaşlar bu yarışmayla ilgili bence eğer hani aklınızda yarışma yapmak, yarışmalara girmek gibi şeyler varsa bu yarışma özellikle incelemenizi isteriz. Çünkü bu yarışma aslında bunun başka örnekleri de var. Bu yarışma şartnamesiyle beraber mevcut ağaçlar verildi bizlere. Ya çok yaşadık değil mi bizim? Biz bunu çok yaşadık. Ya inanın burası daha önce bir başka bir şeyken İşte ağaçlandırma yapılmışken inanın şu an orada yapılan yollar bile üretilirken ağaçlar hiç kayla alınmıyor. Burası bu arada eski bir askeri alan işte bu kentsizlik. Bayağı yoğun bir şey var. Terk edilip de yani daha doğrusu askeri alanların şehir dışına taşınıp bu alanda bir millet bahçesi olarak düşünüyorlar. Yani ama millet bahçesinin yanında da işte bir sanırım bir iki başka fonksiyon içinde ufak ayırmalar yaptı. Ya millet bahçesi konusu da işte mesela işte mevcut ağaçları yok edip bir yanda bahçe üretmek gibi bir ironi var. Çünkü yani hakikaten ne olur inceleyin. Ya ağaçların mevcut ağaçlar böyle bir yol oluşturuyor. Tamam mı? Adam ya ona imar, böyle diagonal giriyor ya. Nedeni bilmiyoruz. İmar planı da öyleydi mesela. Ama şimdi ne böyle de şeydi. Buradaki bizim yarışma alanında da özellikle bizim hani binamızın şu anki ekranda solunda kalan kısımda boylu ağaçlar var. Bir de böyle bir şey var. Hani ağaç yaşlandıkça daha kıymetli bir şey. Tabii. Bakın ilk üç. Bu arada şu çok özür diliyorum. Bu şu anda bizim o kare yapının etrafındaki ağaçlar
sonra hemen sola indiğinizde tekrar bir dikdörtgen yapan şey yapan ağaçlar, sonra da en üstteki ağaçlar. Buradaki ağaçların hepsi aslında, yani burada gördüğünüz biz ağaçların... Biz hepsini koruduk. Hemen çoğu şey, yani buradaki mevcut ağaçlar yani. Ya biz burada ağaçların hepsini yine tabii ki koruduk. Bu çünkü bizim için bir girdidir. Yani bir alan var. Alan zaten tanımsız. Kentle ilişkisi sorgulanır. Bir yolla zaten ciddi kopuyor. Arkada millet bahçesi dedikleri dev bir boşluk var. Nasıl yönetileceği belirsiz. Burada siz neyi dikkate alırsınız? Oradaki ağaçları dikkate alırsınız. Burada ilk üç proje şu, ya ben size bir program vereceğim. Burada kaç kişi var şu anda? 100 kişiye. Diyeceğim ki bu programla beraber bu alandaki maksimum ağacı kim yok edecek? Böyle bir soru vereceğim size. Oradan 3 proje çıkacak. İlk 3 proje bunlar. Şimdi biz buna tepki gösterince işte şey oluyor ya bilmem de ne. Yani sen bir yani ağacını koruyamayan bir adamdan ne bekliyor olabilirsin? Yani işte mimarlık, mimari bir duyarlılığın gerektirdiği şeyden öte insan olduğunu getirdiği bir duyarlılık olarak ağaca zaten müdahale etmemen gerekirken biz onu müdahale etmeyeceğiz diye bir de bir tarafı da var. Şeyde yani yarışmanın da bir adalet şeyi vardır yani beklentisi. Sonuçta bütün yarışmacıların, proje yapanların eşit şartlarda yarışmasını beklersin. Biz orada bütün o şeyi, fonksiyonu o ağaçlara dokunmayalım diye bir yerde paketlemeye çalışırken kafasına göre herhangi bir yere yapılabilecek bir yapı lekesini hiçbir şeyi önemsemeden koyan bir şey rahat rahat genleşen bir proje. Tabii bir de aynı zamanda başka bir tür adaletsizlik de yaratmış oluyor. Bunların dışında da her şeyden önce orada yani birçok yüzlerce binlerce türe ev sahipliği yapmış olan yapmakta olan o ağaçları da böyle hunharca kesiyor olma durumunda ya da şeyde hem yarışmacı tarafında bu kez bizde hep şöyle bir laf vardır çünkü yani hani yarışmacının günahı yoktur jürinindir her türlü şey çünkü hani yarışmacı önerir şey ne o falan denir ama bu konuda ben yarışmacıyı bile suçlu bulabiliyorum çünkü aynı duyarlılığı onu da göstermesi aslında bekliyor. Hocam mikrofonunuzu kapattınız. Niye kapattık? Hiç bir ellemediğimiz bir şey. Aa. Geldi şimdi. Tövbe. Demek ki bir şey. Çok konuştuk demek. Tövbe tövbe. Ben acaba dedim fondip geçerken mi bastı? Fondip altta ya. Altta geçmedi. Yani ne zamandır duymuyorsunuz? Yeni böyle kapatır kapatmaz. Uyardık. Tamam, harika. Ya bunu dinlemeyin ne olur. Ben hani genç, yani sizlerden bizim en büyük beklentimiz hakikaten bu duyarlılıklara sahip olmanız. Kiminiz bunu çok aşırı duygusal bir bakış olarak görüp eleştirebilir. Ama hakikaten sadece ağaç değil, tüm canlılarla kurduğunuz ilişkide önemli bir rol oynuyorsunuz. Ya burada bu projeyi yani incelemek isterseniz de hani bu sonuçta bir hükümet şey hükümet konağı binası genelde işte ofis alanlarından falan oluşuyor. Bütün bu şey içerisinde ağaçların olduğu ortam içerisinde biz bir kenara doğru çekilip millet bahçesinin sürekliliğini de aslında bir park olarak yani mümkün olduğu izledilemeyen bir tavırla bulunmaya çalıştık. Çünkü oradaki mimar planında öyle bir sorun da vardı. Ve bunların yanı sıra da bütün farklı birimlerin de sürekli yaşantısının bir parçası olacak ve yaşantılarına ev sahibi yapacak. İyi ölçekli bir avlu yaratma şeyimiz oldu. Bunu da bayağı mansiyon aldık. Hatta sonuncu mansiyon, beşinci mansiyon. Şimdi aldık tabii. Aldık da artık saymıyorsun değil mi? Saymıyorsun. Ben beşime bilmiyorum. Evet. Çekelim biz. Es verdik. El mi kaldırıyor? Bir zıt ediyor ama. Evet. Bu evet birinci olduğumuz. Geçen 2 yıl önce birinci olduk. Bu yarışmayı çizdik, bitirdik ama şimdi kapasite değiştiği için tekrar çiziyoruz. Bir spor salonu yapısı yine bir millet bahçesi kıyısında. Ya bu millet bahçeleri konusu belki kimileriniz şey diyor. Ya boşluk üretiyorlar bunu da eleştiriyorsunuz. Ya aslında eleştirmiyoruz. Ya boşluk her türlü iyi kentte. Ama gerçekten yaptığımız her şeyi düşünerek yapmamız lazım.
Ya bir otoparkın, ya hep şöyle bir şey üretildi bu millet bahçeleri geleneği içinde, parantez içinde söyleyeceğim. Bir otopark altta, üstte işte bir yeşil alan, ama biliyoruz ki ağaçlar beton üzerinde yetişmiyor. Yani bildiğimiz kadarıyla öyle değil. Şimdi burada da aslında çok ilginç bir konu var. Bu millet bahçesinin hemen doğusunda inanılmaz güzel bir park var. Bir yeşil alan var. Şu anda sağ üstte doğru görüyorsun. 100 yıllık ağaçlar var. Bir kültür parkı. İnanılmaz bir yer. Çok güzel bir yer. Dev bir yer. Onun hemen kıyısında evet hani bir otopark. Üstünde de. Ya burada da stadyum yapıyorlar. Stadyumun yerine ne yapalım? Millet bahçesi. O da bir furya şeklinde. Bir de o kadar büyük bir fırsat kaçtı ki Türkiye adına. Bunları çok hızlı tabii bir an önce birilerine bir şeyler çok yaptırdılar. Hızlı. Kime ne yaptırdıkları belli değil falan filan. Aile çoğu yani illa aralarında nitelikli olanlar vardır. Çoğu çok niteliksiz diyebileceğimiz bir sürü tasarım hatası veya şeyi evet. Olan işlere dönüştü. Bu arada Aysem herhalde hızlı bakıyordu. Bayağı hızlı gitti. Daha ne kadar ne olacak diye. Hatta direkt geçti yani. Esra'nın da geçiyor artık. Birisi denetimi almış şu an. Ben anlamadım da kim aldıysa bıraksın. Ne? Denetimi almış birisi galiba. Öyle yürü geldi bana. Ha, denetimi almış. Birisi mi aldık acaba? Birisi hızlı geçiyor. Birisi sıkıldı. Belki bir de meraklandı herhalde. Başka ne var lan falan. Ya Zeynep ben... sağlam gözüküyor şu an. Zeynep? Alaaddin'i nasıl beğeniyorum ben ama Alaaddin de. Hayır ya ben hiç dokunmuyorum. Başa mı döndük yok baştan yapamayız. Ben baştan paylaştım. Ya ben de bir sıfır daha yapalım. Bir şey söyleyeceğim bu vesileyle. Şöyle yapalım. Soru cevap varsa onları alalım. Çünkü bu yani biraz bizim de tahmin ettiğimizden uzadı. Aynen. Az imaj olması yetmiyormuş. Az sayıda proje seçmek gerekiyormuş. Gerçekten. Ya da bizim daha az konuşmamızı sağlayacak bir yöntem. O zaman şöyle yapalım. Soru cevaba geçelim. Ben arkadan çevireyim bunları. Aksema şöyle yapalım. Çok hızlı geçiyoruz şimdi. Bu Bursa Atatürk Spor Salonu birinci olduğumuz bir proje. Kapasite arttığı için şu an tekrar yorumluyoruz. Geçelim. Bu Gaziantep'in kurtuluşun 100. yılını anma mekanı. Biz bu 100. yıl mekanlarında çok başarı elde ettik. Ödül aldık. İşte bu alanda az önce söylediğim işte biz burada yüzeyi tamamen bozarak bir şey ürettik. Böyle bir makette de burada biraz bir yaklaşımla, dışa vurumcu bir yaklaşımla temizliği patlattı. Bir de böyle kanal için alınmış bir dere var, yani şey vardı, su vardı. Orada çoğu yarışmacının çoğu bilgilenmemiş. O suyu gerçekten tasarımın parçası. Hatta suyun mevsimsel olarak işte yükselmesi, alçalması durumunu da şeyin buradaki mekanın şeyine değişken etkisine, yaşantısının bir parçası haline gelebilir mi üzerinden. Ve gerçekten anma mekanı meselesi burada bizim için çok 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 sevdiğimiz işlerden bir tanesi yine. Burada da ama tabii şey anıt istiyorlardı. Biz anma mekanı gibi şey yaptık, konuyu yorumladık. Ve biraz tabii inşa olarak zorlayıcı, biraz maliyetli bir şey yol açtık diye tahmin ediyorum. Evet. Geçebiliriz. Üçüncülüğe kadar gitmişler bizi. Evet. Burada şeyleri gördük. Bunda da işte sağlık çalışanlarından yine anma mekanı Ankara'da bu ara çok anma mekanı yapmışız onu fark ettim. Burada bir pazar alanı var normalde. Bu pazar alanıyla beraber pazar alanının tekrar yorumlanması ve bu alanın bir anma mekanı olarak tekrar üretilmesine yönelik bir yarışmaydı. Bunda da biz yüzeyi yine yüzeye dokunarak değiştirdik ve pazarı aslında onun altına alıp işte ikisini ayırırken öbürünün altında bıraktık ve bir yandan da orada işte böyle işte havuzların falan da olduğu kısımda da sakura yani bu sağlık çalışanları özellikle pandemi döneminde kaybettiğimiz şeylere bu Japonların bir şey var kiraz ağacı. Kiraz ağacı festivali var. Kiraz ağacı festivali de meşhurdur. Aslında onlarla onları temsil ettiğimiz yani her birinin tekrar yani hem saygıyla minnetle anacağımız ama aynı zamanda aslında onların bir yandan da belirli bir noktada döngünün bir parçası olarak ölümsüzleştiğine dair de bir simgesel değer olan bir şey vardı. Beyaz bahçemiz vardı. Beyaz bahçemiz vardı. Çok güzel bir projedir. Bunda ikinci olduk maalesef. Maalesef. Gerçi birinci olan projeyi de uygulayamadılar. Orada da çok garip komik hikayeler dönmüş. Yani acıklı. Yani Türkiye yarışma ortamları bir acıklı hikayeler dolu. Yani bu yarışmalardan elde edilen birincilerin
Yani %1'inden daha az da uygulanabiliyor. Maalesef böyle de bir gerçek var. Zaten çok az açılıyor. O az açılanların da çoğunun uygulama ihtimalleri düşük oluyor maalesef. Devam edelim Aysema. Son zaten bu. Bunda da bu da yakın zamanda kazandığımız bir yarışmayı 100. yıl anıtı, Cumhuriyet'in 100. yılı için Ankara'da Çaldağ Tepesi'ndeki bir yarışma. Hani bununla ilgili gerçekten hani siz de girip araştırabilirsiniz. Şimdi çok da uzatmadan şey yapalım. Bunda biz aslında bir aralık yaratarak oradaki Çaldağ Tepesi'nde mevcut da orada oluşmuş bir takım şeyleri yüzeyleri de kullanarak o oyutları tasarıma dahil ederek bir yüzyılı simgeleyen bir yüz ışık duvarıyla beraber işte oradaki masif taşla üreteceğimiz bir ya aslında bunu böyle çok hızlı anlatmak biraz garip oluyor. Evet bunu, ya. Bunu incelemenizi öneririm. Yani bu başka bir çok bazı projeler tek başına sunum konusu yani. Hani ya bu çok fazla... uzun bir konu gerçekten bu. Mesela bir de bunun sonraki serüvenleri de var çünkü. Evet. Yani biz bunu bir türlü uygulama aşamasına, sözleşme aşamasına getiremiyoruz. Aylardır uğraşıyoruz. Neler yaşadık yani? Ya bir az önceki sorusu vardı yani bu kompleks yapı üretimiyle işte böyle bir mesela bu böyle bir şey üretmek mesela bir tık daha zor diyebilirim açıkçası. İşte o çok girdili böyle çok kompleks bir yapı üretmekten. Diyelim ve bitirelim. Bitti galiba değil mi? Evet bitti. Tamam. 1,5 saat oldu çünkü sorular varsa onları alalım. Evet. Yazabilirsiniz sorularınızı. Bir de siz sunum yaparken bir soru gelmişti. Konu geçtiği için bu bölümü için o zaman okumamıştım. Şu an soruyorum. Küre projesinde gelmişti bu soru. Bu kürenin konumunu seçerken neleri dikkate aldınız ve kürenin işlevini sormuşlar. Kürenin işlevi küre bir uzay kumaşıyla yani krom bir yapıda yansıtıcı bir yüzey. Bizim aslında orada Kutlu çok kısa bahsetti. Kendini tanrısını arayan bir insan üzerine kurduğumuz bir diyalektik vardı. Burada işte bu mekana ulaştığını düşündüğümüz o insan diyeceğim birey. Bununla ilgili de bir hikayemiz de var aslında. Kısa hikayemiz de var yazdığımız. O da vardır diye tahmin ediyorum bu şeyde. Aslında bu krom uzay kumaşı alttaki yüzeydeki mekanları yansıtırken bir yandan ona bakan kişinin de kendisini onda bulmasını sağlayacaktı bizim nazarımızda. Yani aslında yaratıcının bir yandan hani kendini yansıttığı, işte bir yandan alttaki tüm alanları yansıttığı bir yüzey olarak kuruladık bunu. Uzaktan da hem yani sonuçta zemin altında kalan bir durumu var. Zemin üstünde bir şey çıkmıyor. Tek çıkan şeyin o küre olması. O kürenin aynı zamanda uzaktan bakıldığında gökyüzünü de yansıtacağı için o gökyüzü içerisinde böyle varlığı yok arası bir hissiyatla orada bir yandan da bir landmark görevi de göreceğini de varsaymıştık. Yani neden küre derseniz o ayrı bir soru. Yani burada hani onun hem algılanabilirliği açısından hem de biz bir kürenin başka bir şeyi var. Çok yine uzun bir konu. O yüzden girmeyeyim ona. Girmeyeyim diyecek, sen soru cevabını anlat. Ya çok şeyden dolayı. Ya aslında evrendeki her şeyin neden küreye dönüşmeye çalıştığıyla ilgili. İlgili olanlar varsa Sagan okuyabilirler. Evet. Bakınız Sagan. Tamam, ben bir soru soruyorum. Siz yarışma projelerine katılıyorsunuz. Aynı zamanda piyasada da işler yapıyorsunuz. Yarışma projelerinde aldığınız ödüller piyasadaki işlerinizi nasıl etkiledi? Bunu sormak istiyorum. Ya da bak niye demedim. Bak şöyle söyleyeyim net yani. Bizim aldığımız bu kadar ödül ya da girdiğimiz bu kadar yarışma bizi tamamen akademik ortamda ya da işte mimari entelektüel ortamda var etti. Bizi profesyonel ortamda bilakis var etmeyi bırak bence yani avantaj değil dezavantaj ne olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi şöyle öyle demeyelim bak yine sen olumsuz. Ya şöyle dur bir dakika. Şimdi mesela yarışmayla ilgili şöyle konular var. İşte bir yarışma türü var.
İşte para verip ödül aldığımız bir yarışma türü var. Özellikle İngilizlerin aslında yaptığı. Yarışma değil ama ödül programları. İşte ödül programları. İnsanlar bunu yarışma sanıyor, ödül programları. Yani işte bilmem kim şu ödülü almış falan diyorlar. Biz tabii onlar daha popüler, özellikle işveren olarak görünen, çoğunlukla maalesef müteahhit kesiminin daha kıymet verdiği şeyler olduğu için bizim burada onlara kendimizi ya da yaptıklarımız üzerinden mimari görüşlerimizi aktarmamız çok da mümkün görünmüyor benim nazarımda. Ben çok kısa bir cevap vermek çalışayım Aysaman'ın sorusuna. Onun iki tane durumu var. Yani bir negatif, bir pozitif. Negatifinden biraz Hakan bahsetti. Ona bir ufak ekleme. Yani genelde yarışmacı mimar sürekli kendini sorgulayan, yaptığı işi önce kendini beğendirmek ve kendini ikna etmek zorunda olan ya da birbirimizi ikna etmemiz gereken saplantılı bir tasarım şeyi kazandırıyor insana. Yönelimi mi diyeyim, yani alışkanlığı diyeyim hatta. Bu tabii ister istemez piyasada yaptığımız işlerde hem işverenle olan ilişkimizde onunla karşılıklı uzlaşma ihtimallerimizi yok eden, ikincisi de yaptığımız işi birçok başka daha profesyonel anlamda çalışıp da şey bana göre daha fazla efor harcamamıza sebep olan, daha çok zaman kaybettiren bir şey dönüşebiliyor. Yani yaptığımız birçok şeyle ilgili, çünkü karşı tarafın talep ettiğinden daha fazlasını biz kendi kendimize koşmuş önden olmaya başlıyoruz. Bunun böyle bir sıkıntısı var. Bu daha doğrusu tasarımı içselleştiren, bunu bir ahlaki bir problem olarak gören, etik değerleri her şeyin önüne koyarak bu işi yapmaya çalışan bütün meslektaşların yaşayabileceği bir şey. Yani yaşaması da gereken de bir şey bizim konuyu. Bizim şeyimiz öyle yani, düşüncemiz. Ama tabii iyi tarafları da şu, biz sıfırdan geldik. Hakan da, ben de, biz ne böyle aile zenginliğinde böyle belirli bir güçle, belirli bir network'le gelebildik. Ne de işte ikinci nesil, üçüncü nesil mimarız. arkamızdan şey yapan birisi yoktu. Yani sırtımızı sıvazlayan ve hadi bakalım ben arkandayım diyen kimsemiz de yoktu. Haliyle o kadar sıfırdan başladığımız halde kısa zamanda kendimize güvenimizin ya da işte bilinirliğimizin artmasında tabii yarışma ortamlarındaki başarımızın büyük bir katkısı var. İkincisi de bir iyi tarafı da şu, biz çok hızlı üretmeye alışkın durumdayız. Özellikle bir projenin ilk fikrini koymak, konseptini oluşturmak üzerine. Biz kazandık. Kondisyonluyduk hep yani. O konuda da mesela özel sektörde yaptığımız işlerde en çok orada şaşırıyor bizde çalışanlar. Çok hızlı ve belirli nitelik üzerinde alternatifler üretebilir haldeyiz. O kondisyonumuzu da yarışmalara borçluyuz diyebiliriz. Ya hiçbir şeyin yokken de bir de aslında bir portfolyo oluşturmamı sağlıyor. Tabii tabii. Yani. Hatta burada Hülya 21 dergisi biz seni böyle ilk 3-4 yarışmada ödül alınca böyle birileri çıktı işte bir şeyler. Biz de böyle küçük bir şey yapmıştım. Orada sormuştu. Nasıl şey yapıyorsunuz? Ya o zaman çok çok yüksekti oranı. %80 başarı oranımız var. Başka seçeneğimiz yoktu ondan demiştik. başka bir şeyimiz yoktu çünkü. Ya çünkü bir mimarlık ofisi açıp bakkal gibi mimarlık ofisi yazamazsın. Hani kapıdan birisi geçerken görüp aa bak mimarlık ofisi varmış. Tam da mimara ihtiyacım var. Aa benim de mimara ihtiyacım vardı. Hadi villamız için bir teklif alalım diye bir şey olmuyor. Hep network'le ilerleyen bir süreç. Takdir edersiniz ki kamu şeylerini ayrı tutarak söylüyorum. Özel sektörde işte bir arsayı yapıya dönüştürmek üzerinden kar amacı gütmüş birisine de kamusal alan kullanımı anlatmak ya gerçekten çok zor. Biz ama çok denedik işte onları. O yüzden çok müşteri de. Yani çok kaybettik. ya ne kamusal alan diyor ya. Bana kaç tane vereceksin burada? Çıkken. Ya ne diyorsun diyor. Ya benim kamusal alan ama işte şey zor. Şey, yarışmacı için çok zor. Bu arada sorular geliyor chat'e. Evet, Ceren Yıldırım mikrofonu açıp soru sormak istiyormuş. Şu an sorabilir. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben de Gazi Üniversitesi'nde birinci sınıf mimarlık öğrencisiyim aslında. Öncelikle söylemeliyim ki çok heyecan verici benim için burada bulunmak. Çünkü projelerinizi daha yakından ve detaylı bir şekilde inceleyebildim. Teşekkür ederim. Size yöneltmek istediğim soru da şu şekilde aslında. Yarışma projelerinizdeki başarı seyriniz tam olarak nasıl ilerledi? Yani bir kademeli bir ilerleme dönemi mi oldu yoksa... Çok güzel soru.
Çünkü yarışma hikayesi, eğer yani aranızdan birileri bu işe kalkışacaksa gerçekten bazen çok sinirleri zorlayan bir şeye dönüşebiliyor. Bizim en büyük şansımız aslında Hakan bahsetmişti. İlk girdiğimiz yarışmada ödülle başlamış olmamız oldu. Hatta sonrasında girdiğimiz 2-3 yarışmadan da işte böyle çok birincilik, ikincilik olmasa da işte satın almadır, işte finalistiktir falan gibi böyle ödüllerle devam edince onun gazıyla böyle bir şey, onun motivasyonuyla bayağı ilerledik. Ama mesela şöyle bir şey oldu, bir üst üste mesela birkaç yarışmada boş çıkıyorsun, bir şey alamıyorsun falan, çok can sıkılıyor ve kendi kendini sorgulamaya başlıyorsun. Ya ben acaba kendi kendime böyle bir vizyon mu yarattık biz, hani biz böyle bir birbirimizi mi gaza getirdik? Biz miyiz yoksa falan yani, yani şeyde. Sonra tekrar bir ödüller gelmeye başladı. Üst üste ödül aldığımız bir dönem var 2011'in ikinci yarısından itibaren. Yani girdiğimiz her yarışmadan ödül aldık yani. Ve en sonunda da bir birincilikle taşlandırdık. Şeyde Uşak Otogar. Birincilikler mesela bir şey yapıyor ama. Evet. Birincilikler bir kesiyor. Çünkü birincilikten sonra uygulama projeleridir. Bilmem neler. Tabii o da o var. Araya bir şey giriyor. Yani en azından çok vakit ayıramaz hale gelebiliyorsun. Tabii yarışmalara. Sonra biz tamam şöyle bir problem oldu. Tam bizim hikayemiz üzerinden hemen anlatayım. Biz böyle üst üste ödüller alıp ve bunlar böyle mansiyondan falan başlayıp böyle bir üçüncülük, ikincilik, birincilik falan derken biz bu işi çözdük diye düşündük. Dedik ki tamam yani biz konuyu anladık. Artık ne yaptık? Alırız yani. Ya falan biz diye. Biliyoruz falan diyoruz yani. Yani falan diye. Böyle bir manasız bir şey geldik yani. Moda girdik. Sonra üst üste yine çok uzun süre en az 5-6 yarışma hiçbir şey alamadığımız dönem oldu. O ara bir yarışmalara küssek mi küsmesek mi, bir daha girmesek mi acaba noktasına da bir geldik falan. Geldik. Sonrasında tekrar böyle bir hasbelkader bir yarışmada bir ikincilik aldık. Onun motivasyonuyla işte Leburgaz'a girdik. Leburgaz'da birinci olduk. Bu kez Leburgaz'dan sonra da işte dediği gibi bir 6-7 ay tamamen kilitledi bizi iş. Yani o zaman da yarışmalara giremedik falan. Yani bu dönemsel olarak böyle inişli çıkışlı biraz. Bizim evet yani şey ödül alma oranımız yüksektir çok ekibe göre belki ama ne olursa olsun yani hani, aslında böyle mimar yarışmadan alacağınız ödüllerle falan da karın doymuyor yani maalesef. Maalesef. Yarışma ödül şeyleri seviyeleri her geçen gün olması gereken şeyler meblağlardan uzaklaşıyor. Ama bizim için hani hep böyle kendimizi beslediğimiz, motive olduğumuz, çok yorulduğumuz halde aslında bize çok faydası olduğunu düşündüğümüz bir mecra olarak kalıyor. Yani ama gerçekten insan o yani çok birkaç tane ödül almış da olsanız yine aynı sorgulamalara girebilirsiniz. Yani acaba biz bu işe yani geri mi kaldık? Ya 70 küsur yarışmaya girdik. Biz yarısından yaklaşık ödülle çıktık. Bu şu demek yani 35'e yakın yarışmadan ödülsüz çıktık. Yani 35'e yakın yarışmada az önce görseldeki el benimdi. Biz maketlerimizi bile kendimiz yapıyoruz. Çünkü bunun da bir ifade metodu olduğunu, onun da bir araç olduğunu düşünüyoruz. Ve onda da kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Yani bu 35 yarışma için 35 sayısız kereler geceleri sabahlayarak ürettiğiniz şeyden bir hiçle çıktığınızı düşünün. Bu tabii çok inanılmaz bir psikoloji. Ama Kutlu az önce söyledi, biz ilk dönemde bir yarışmadan aldığımız ödülü diğer yarışmaya hazırlanarak kutluyorduk. Hayır, evet. Ya ödülü aldık, hadi şu yarışmaya hazırlanalım, oley falan. Orada müzik açıyor, biz çalışıyoruz. Büyük yani inanılmaz bir motivasyon bu. Bizim tabii ikimizin nadiren olan bir şey bence. Yani bizim ikimizin de birbirini çok iyi beslemesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Mesela benim düşüşlerimde Kutlu çıkar, onun düşüşlerinde ben çıkarım falan bir şekilde. Ama hani, ikimiz de yükseliyor, yükselişteyse korkumuzda. İkimiz de yükseliyorsak ya kadar. Birbirimizle oynuyoruz. Yani öyle şeyler de oldu hani. Ama ben çok küçük bir cümle daha söyleyip bitireceğim. Yani yarışmada aslında hiçbir zaman kaybetmiyoruz. O da ilginç bir şeydir. Çünkü yarışma sana bir öğretmek için bir araçtır. Ya yani mesela bir müzisyen olsan oturup Chopin çalıp kendimi geliştireyim diyebilirsin. Ama bir mimar asla bir gün oturup da bir tiyatro binası çizeyim de kendimi geliştireyim diyemez. Ne motivasyon olabilir, ne buna enerjisi olabilir, ne de bir gerekçe bulabilir. Evet. Yarışması
sana öyle bir katkı sağlıyor ki direkt hani bizim şu anda herhangi bir yapıyla ilgili herhangi bir konuda kafamızda hiçbir soru yok. Ya bunu 10 yıl gibi kısıtlı bir zamanda yaptık. 10 evet. yıl gibi kısıtlı bir zamanda 78 proje bence gerçekten çok. Ve yarısı bile olsa 35 projenin kazanılmış olması 10 yıl içerisinde çok yani. Her 10 yıl içerisinde her yıla 3 projeden fazla proje kazanılmış. Yani, öyle düşünüyorum. Ya şöyle. Ya çok tabii. Bir de bizim çok şeyde çok. Bunların dışında da hayatta kalmak için ya da neyse yani bir şekilde mimarlık yapabilmek için de yaptığımız işler var. Onların sayısı tabii öbürünün belki 2-3 misidir. Gerçek hayatta da mesela çok proje yapıyorsun ama çok az uygulanabiliyor maalesef. O kısma gelene kadar başka tür anlaşmazlıklar çıkabiliyor. İşte proje iptal olabiliyor falan filan. Yani öyle bakınca evet yani çok ürettik. Şey olarak özellikle fikir olarak, proje olarak. Yapı olarak karşılığını çok koyamadık. Ama yani şu anda işte devam etmekte olan veya başlamak üzere olan şantiyelerimiz falan sayısı da bayağı artmış durumda. Ama evet. kolay değil. Yani hani şunu demek istiyoruz. Bizim hani yaşımız da artık çok genç mimar denecek yaşta değil. Genç başlık tabii ki şey ama yani gerçekten bir şeyleri sıfırdan başlayıp bir yerlere getirmek. Bu konuda biraz şansımız da bazı konulara yarar gitmesine rağmen bu kadar zor oldu ki yani hepinize bu işe kalkışmaya çalışan herkese bol şanslı sabır diliyorum. Bu ne? Böyle risk yaşadığınız hep riskli de öyle deneyim. Bir aksilik yaşadığınız bir süreçte oldu mu? Mesela maketi yaptınız son dakika proje çöp oldu işte bir şey bozuldu filan. Ya nadiren oldu ama hani bizim şöyle bir şeyimiz var. Yani koyduğumuz takvime yarışma aslında bir insana getirdiği en büyük artı disiplin. Çünkü yarışmada geç kalamazsın. Yarışmada elektriklerim kesildi diyemezsin. Biz yani gururla söyleyebilirim ki bu yarışmaların hiçbirisini teslim edemedik noktasına gelmedik. Hepsinde tabii önlemlerimizi alarak, işte takvimi ona göre ayarlayarak hep ikinci bir plan koyarak şey yaptık. Oldu mu? Oldu tabii bir takım aksaklıklar, aksilikler oldu ama öyle hani şey giremeyecek noktaya çeken bir aksilik olmadı. Biz her türlü gireriz. Ya bizim disiplin konusunda bir sorunumuz yok. Yani biz onu ya bir şekilde yetiştiriyoruz. Bir gün yani 24 saatte yaptığımız yarışma projesi. Aynen 24 saatte yaptığımız hani bu belki bazılarınız da şimdi atıyor bu adam diyebilirsiniz ama 24 saatte bitirdiğimiz yani yarışma. Şöyle tabii 24 saatte bitirdiğimiz yarışmadan ödül alamadık da 3 günde tamamen maketine dair yapıp da ödül aldığımız işler oldu yani. 3 gün diyorum bak. Seçkide yoktu. Sıfırdan başlayıp diyorum bak. Aysem anlamış bunu fazla uğraşıyor. Ha yani Aysem anlamış. Ya hızlıyız. Hızlıydık. Gençken zaten. Bence hala gençsiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O senin gençin. Çok kibarsın Alaaddin. Sağ olasın. Sen de çok gençsin. Evet. Belcesi ev kaldırmıştı. Soru sormak istiyorsa sorabilir. Kim evet, ben chat'te de çok soru var. Ben de Sofert ekibinden biri olarak ve az önce değindiğiniz yarışma projeleri üzerinden devamında bir şey sormak istiyorum açıkçası. Biz de mimarlık öğrencileri olarak yarışma projelerine çok ilgiliyiz tabii ki de ve ben de sizin projelerinizi yakından takip ediyorum birkaç yıldır. Cidden çok ilham verici ve çok motive edici olması dışında. Bizim gibi öğrenciler yani mimari yarışmalara katılıp ciddi anlamda kendine bir şeyler katmak isteyen öğrencilere yarışma bağlamında ne tür tavsiyeleriniz olur? Soruyu anlamadım. Yani şöyle işte yani aslında tavsiyemiz belli yani yarışın. Yani bu yarışma meselesi çünkü konu yani ödül almak ya da birinci olup da bina yapmaktan başka bir şey. Aslında yarışmaların yaygınlaşması bence ona dair olan ilgisi olan insanların sayısının da artmasıyla oluşabilecek bir şey. Çünkü bazen şey oluyor mesela bazı yarışmalarda ben duydum
ideallerden. Yani biz o kadar uğraştık, yarışma açtık. Çünkü sonuçta zahmetli bir şey, işte sıkıntıları olan bir şey idareler için. Çok tercih etmeyebiliyorlar. Yani işte şu kadarcık katılım oldu. Onun hayalinde işte yüzlerce katılım varmış da 50 tane katılım olmuş gibi mesela. Bunlara falan yakınlıklar oluyor. İkincisi, yarışmanın getirdiği şu durum, işte az önce Hakan söyledi. Hem yani daha önce hiç yüzleşmediğinizde de yüzleşme ihtimalinizin belki olmadığı konularla ilgili kafa yorma, pratik yapma. Ve ama asıl konu, sen o yarışmaya girdiğin için, o süreçten geçtiğin için yarışma sonuçlarında ortaya çıkan, ödül alan veya almayan projeleri de incelerken de aslında ikinci bir egzersiz yapmaya başlıyorsun. Mimarlık üzerine güncel tartışmaları ve şeyi, yani genel anlamda neyin daha öne çıkması gereken bir değer olduğuna dair, arkadaşın ilk sorduğu soruya da belki cevap, kendince bir yorum yapabileceğin bir kültüre dönüşmeye başlıyor. Bu yani hepimiz için geçerli. Hem mimarlık ortamı için biriken bir şeye, bir dokümantasyona dönüşüyor. Aynı zamanda senin kendi, yani kişi olarak, tasarımcı olarak, genç mimar adayı ya da mimar olarak senin kendi içinde de aslında önemli bir düşünsel altyapıyı kendinden oluşturmaya başlıyor. Bizim yani meseleleri yaklaşımımız da ne kadar isabetli, ne kadar isabetlidir, hala bazı şeyleri ne kadar doğru bir şekilde sorguluyoruz bunu bilemem, ama varsa bir şeyimiz, hani bu konuda bir şey, becerimiz aslında büyük oranda yarışma ortamlarındaki gösterdiğimiz efor, takip, merak. Aslında o merak hep, heyecanı hep böyle saklı tutmaya çalışmak çok iyi bir şey. Ya şeyde benim, hani eğer ekip olarak katılıyorsanız bir sadece kısa, bu meslek kendi içinde çok ciddi ego barındıran bir meslek. Bizim varsa başarımızın ardında aslında Kutlu'yla birbirimize çok dürüst olmamız yatıyor bence. Çünkü ego bir noktada, benim çünkü Kutlu'dan önce de yarışma deneyimim oldu. Hayatımda silmek istediğim günlerdir. Hani böyle bir şey olsa silmek isterim o günleri. Şimdi, dürüstlük şöyle bir şey. Şimdi siz bir ekip olarak katıldığınızda herkes kendini orada var etmeye çalışıyor. Halbuki dürüst bir bakış açısıyla bir fikrin daha nitelikli olduğunu düşündüğünüz anda o fikrin ucundan tuttuğunda kaldırıyorsun onu. Ama sen mesela kendimi var edeceğim burada deyip o fikrin üstüne bastıkça da yerin dibine sok. Ya benim özellikle öğrencilerden, öğrenci yarışmalarında ekiplerden gördüğüm çok küçük bir şeydir bu. Yok, çok önemli. Yani ya ekip olabilmenin gereksinimi o zaten. Yani birbirinin egosu, kendi egosunda birbirlerini ezmeye çalışan insanlar iyi ekip olamıyorlar. Bizim ego suyu düşük insanlar değiliz arkanda. Ben de biraz hatta fazla ego olabilir ama birbirimize çok diş göstermiyoruz. Aslında bu şu demek değil, ama tartışmıyor muyuz, kavga etmiyor muyuz, arada geliyor muyuz? Oluyor. Ama bir yerde işte dediği gibi dürüstlük dedin ya da... Ya dürüstlük önemli. Şey, yani oradaki durumu, her türlü düşünceyi, her türlü yaklaşımı sorgulamaya açık görmek. Karşı tarafın da bir şey söylüyorsa vardır bir bildiği diyebilecek de güvenin sağlanmış olması aramızda. Yani dediği gibi bazen Hakan'ın bir fikriyle benim fikrim çatışıyor, ama Hakan'ın fikrinin daha mantıklı olduğunu görürsem ve bunu algılayabilirsem bunun üzerinden yürüyoruz yani. Aynen. Bu dürüst hareket, işte o fikri işte Kutlu'nun, benim ya da başkasının bir kabulle beraber herkesin onun ucundan tutması, onu yukarı çıkartmak konusunda çok hassas bir denge taşıyor. Teşekkür ederim. Tema Demirel'in bir sorusu vardı. Öyle. Yeni mezun mimarlara önerileriniz neler? Benim Berces diye bir sorum var ya. Tabii ki. Ya Berces ne demek? Farklı ve seçkin olan demek. Ne? Farklı ve seçkin olan, seçilen demek. Farsça. Hayır, bu Berces, Farsça mı? Farsça. Berces diye bir şey var ya İstanbul Ankara yolunda. Hani evet. Gibi, ne olduğunu bilmiyorum. Hep de merak etmişimdir. Alaaddin ne demek? Evet. Popülasyon genel olarak kadınlardan oluşuyor diye anlıyorum hiç. Ali Furkan var. Ali Furkan var ama hani soru soranlardan şu ana kadar. Evet. Sema mı demiştin? Evet. Selma Demirel'in sorusu vardı. Yeni mezun mimarlara neler önerirsiniz diye sormuş. Ne önerirsin?
Spor yapsın. Spor yapsın. İşte sabahları böyle aç karnına bir bardak su iyi geliyor. Bilmiyorum yani arada sırada böyle bir bağırsak kürü falan olmuyor. Yapabilir. Sigara migara falan açıklayabilirim. Aman çocuğum ne olur sigara migara. Spor sorabilir miyim acaba? Hı-hı, tabii. Bazen böyle mimar öğrencilerinin de oluyordur jürilerde falan ya da sizin de oluyordur. Motivasyonum çok aşırı düşüyor. Yani çok kötü yorumlar alıyoruz ya da ağır eleştirilere maruz kalıyoruz genelde. Ve bu cidden moralimiz bozuyor ya da depresyona kadar gidebiliyor. Bunu nasıl düzeltebiliyorsunuz? Neyi bir daha söyler misin? Onu nasıl düzeltebiliyorsunuz? Ya düzeltebiliyorsunuz dedim yani nasıl iyi? Ağır eleştiri alan değil artık ağır eleştiri yapan taraftayız. Yani. Öyle bir şeyimiz var, lüksümüz. Biz de yani sizin hocalarınız gibi biz de birilerini bazen çok demotive, demoralize ediyor olabiliriz. Çünkü şey yani hani bazen işin ciddiyetinin kavranmasının gerekliliği durumlar olabiliyor. Ya da bazen düşünsel şeyler, çarpışmalar böyle çok hararetli şeyleri ne o hal tavra sebebiyet verebiliyor. Ama bizim şeyde yani mesleki hayatımızda ağır eleştiri alma durumumuzda eğer haklıysa belirli bir noktada hak vermekle beraber biz genelde savunma aslında biraz sert giriyoruz. En iyi savunma saldırıdır mantığında. Biz ya bizde mesela bizim fikir ayrılıklarımız olabilir Hakan'la ya da ekibin içindeki diğer arkadaşlarımızla. Bazı konularda bazı projeleri belki çok da içselleştirememiş olabilir bazılarımız ama dışarıya karşı olan durumda kol kırılır yer içinde kalır. Tabii. O bizimdir yani şeyde. Ya. O konularda biraz fazla öyle Anadolu davranıyor. Aynen biz o konuda çok fazla böyle şey davranıyoruz sert. O yüzden çok eleştiriye çok yaşamıyoruz. Çok yaşamıyoruz yani. Yaşamıyoruz o yüzden empatimi kuramadım ben senin. Bir şey gibi oldu. Eleştirince ne yapıyorsunuz? Eleştirilmiyoruz. Yaşamıyoruz, yaşatıyoruz biz. Ya ama yani demotive olmayın canım. Siz de çok hızlı demotive. Evet, sizin nesil olarak gerçekten böyle bir sorunuz var. Hakan çok söylüyor. Yani çok hızlı demotive olan, çok hızlı birdenbire şeyden kopan, birdenbire düşen, birdenbire kırılan, birdenbire ağlamakta olan falan. Çok hızlı. Yani bu mimarlık eğitimin içerisinde doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama bizim kendi eğitimimizi de biliyorum. Bizim hocalarımız olan, abilerimiz olan insanların anlattıklarını ve ortamları da biliyorum. Aslında genel olarak tarz bir üslup olarak çok yumuşamış, beklentiler anlamında da çok rahatlatılmış bir eğitim anlayışı var genel olarak gördüğüm kadarıyla okulların hemen hepsinde benim gördüklerimde en azından öyle. Evet. Bizim zamanımızda çok daha sert, bayağı hakaret tarz şeyler yaptık yani. Çok sert ve çok beklentiler de çok şeydi. Katı ve fazlaydı. Bizden öncekilerde bize siz çok rahatsınız falan diye anlatırlardı. Yani ama ben onu görüyorum yani şeyde. Ona rağmen çok çok kırılgan, çok fazla hassas bir gençlik var şu anda. O yani belki yani, dediğim gibi nesilden şu andaki dünyanın başka girdilerinden sizin daha önceki eğitim serüvenlerinizden falan da geliyor olabilir. Birazcık daha survivor olmak lazım. Biraz daha savaşçı olmak lazım bu işte. Evet. Yani çok şey... Çok kırılgan olmaklık bir alan değil yani. İyi değil yani. Bu alan o alan değil yani. Orası burası değil. Evet. Teşekkür ederiz. Ali Furkan Çetrez'in sorusu var. Merhaba öncelikle. Ali Furkan teşekkür ederiz. Evet. Şöyle bir şey sormak istiyorum hocam ben ikinize de aslında. Sanırım Kutlu hocam siz 4. sınıflara, Hakan hocam siz de 3. sınıflara giriyordunuz üniversitede atölye derslerine. Evet. Biz özellikle mesela pandemi sürecinde ve pandemiden sonrasında okuldaki atölyelerimizde konu olarak işte daha çok işte biliyorsunuz bir kira artışı yaşandı genel olarak Türkiye genelinde. İşte öğrenci barınma problemi üzerine işte bir takım öneriler veyahut işte nasıl diyeyim işte biraz daha bu sosyal mesafeye uygun mekan tasarımı gibi bir takım proje girdileri bize önerildi hep konu olarak. Siz bu hani yönettiğiniz stüdyolarda öğrencilere ne gibi konular verdiniz veya neler çalıştırdınız yani onlara ne önerdiniz? Bunu merak ediyordum. Ya biz sallamadık ya. Ya biz onu çok takmadık. Ya bu şöyle tabii ki yani bunların tartışmaya açılması için bir vesile olmuş oluyor ortada. Yani zaten güncel bir tartışma mecrası oluşturuyor yani her alanda oluşturuyor. Mimarlık kitabından nasipleniyor. Doğal karşılıyoruz ama yani
her olan olay tekrar bütün bizim hani mimarla ilgili tartışmamızın daha öncelikli olduğu konuların her birini tekrar baştan ele almamızı gerektirmez diye düşünüyorum ben. Bu şey demek değildir. Yani bu yaşanan olaylara karşı duyarsız kalmak anlamında söylemiyorum. Onlar her seferinde bize bir şeylerin ne kadar birdenbire dönüşebileceğini ya da kendinizi güvende hissettiğiniz bir durum içerisinde nasıl birdenbire saniyeler içerisinde işte onlarca bin kişinin bir anda ölebildiğini ve sonrasında nelere yol açabildiğini, işte buradaki yani meselede neyin öncelikli olması gerektiğine dair şeyleri, bilinçlenmeleri zaten bireysel olarak hepimizin içinde yaşaması gereken şeyler olarak görüyorum. Ve mimarlık fakültelerinde de illa konuşuluyor ama bu şu demek değil benim gözümde. Yani hadi o zaman bu dönemden deprem, afet toplanma alanı verelim. Ya da işte ne bileyim pandemi, işte sosyal mesafeli şeyler, kabinli tasarımlara geçelim falan gibi bir şey. Çünkü sonuçta maalesef hayat gerçekçi olmak gerekirse her zaman böyle şeyler oluyor. Tarihin başından beri. Ama hayat bir yerde devam ediyor. Yani pandemiyle, çok komik değil mi mesela, o pandemi hayatımızı bu kadar etkileyen bir şey. Şimdi unuttuk yani. Yani ne yapacağım dedi, ikili kanepeyi mi kaldıracaksın yan yana sosyal mesafelince? Ya şöyle bir, bütün bilim, bütün mecralarda bu çok tartışıldı. Mimarlığın verdiği en büyük cevap balkonları büyütmek oldu. Yani bu tartışmalar bu kadar kısa aralıkta yapılamaz. Ya hadi Covid oldu, bir çözüm üretelim. Ya böyle bir şey yok bence. Mesela şimdi çok büyük bir felaket yaşadık değil mi? Deprem oldu. O kadar insan hayatını kaybetti. Şimdi Twitter'a girin bakın. Depremle ilgili projeler üretiliyor. Yani herkes böyle işte deprem konutları üretiyor. Ya üretmeyin ya. O üretenlere böyle hani bir haykırası var. Parçalayıp üretmeyin. Ne olur mu? Yani o kadar kısa aralıkta bu cevaplar üretilemez. Yapılamaz. Bu kısa aralıkta bu cevaplar üretildiği için yaşıyoruz bunu zaten. Aynen. Evet. Yani bu böyle bir konu değil bu. Hiçbir şey hak ettiği zamanı da sahip olmuyor. Ya bu şey de sahip olmuyor. İşte doğru kadrolar ve doğru tartışma şeylerinin oluşturulması liyakat olmadığı şey için olmuyor. Olmuyor. Evet. Yani bu mesela konut en çok yaşadığımız alan. Bak böyle gülle gibi makaleler var, bilimsel araştırmalar var. Mesela biz dış mekan kullanımını tartışırken bir insanın hayatının %90'ının iç mekanda geçirdiği gibi bir gerçek var elimizde. Şimdi bunların işte pandemi oldu. Ben şunları, ya bu kulaklar neler duydu ya? Pandemi var, sen buraya niye teras koymadın? Ya ne alakası var? O terası şimdi, zaten koymalıydı. Bakış açısı ya bu. Ya da binayı zaten sağlam yapmamız gerekiyordu ya. Hani. Aynen onun gibi. Yani bu deprem olduğunu sağlam yapmayacağız binayı. Yani. Aynen. Evet. Ya işte giriş et, lavuk, yani el yıkama yeri falan koy. Yani bu mu lan senin şeyin? Yani bu mu getirdiğin şey? Karşıda senin 1,5 milyarlık virüs var, yaratık. Lavabo mu koyduk yani? Binlerce yıldır süren bir insan şehirleşme ve mimari gelişim var. Onun içerisinde ya deprem ilk defa olmuyor ya da pandemi de aslında ilk defa olmuyor. Tabii. Ya bu gülle gibi bir konu. Sosyoloji, politika, psikoloji hepsinin bir sonucudur mimarlık. Şimdi değil mi? Bu süzgeçlerin işlemesi lazım ki ortaya sağlıklı bir sonuç çıksın. Yoksa böyle komik oluyor yani. Ben o tartışmaları gördüm. Hepsine de güldüm. Net söylüyorum. Başka üniversitelerdeki jürilerde de kahkaha attım. Ya bu mu dedim ya. Yani. Daha büyük balkon olmalıydı. Niye? Covid var. Tamam. Özür diliyorum ben. Evet. Sonu gelmiştir soruları. Soruların sonu gelmiş olsa mı? Evet, az kaldı. İki tane kaldı. Abi iki tane. Hızlı bir şey. Şeyda Salman'ın bir sorusu var. Projelerinizde kod farklarından bol bol ilerlandığınızı görüyoruz. Lüleburgaz yıldızları projenizdeki gibi tasarımlarınız yer altına ilerliyor. Bu gibi tasarımlarda doğal ışık kullanımı ile ilgili nasıl yaklaşımlarınız oluyor? Işığı nasıl kullanıyorsunuz? Ya şimdi şöyle bir şey, yani bu muhtemelen şimdi kimdi bu soran şey kız haklı belki de, yani şey böyle bir gömük bir şey, hocalar diyor ki sen buraya nasıl çıkıyorsun falan diyor. Onu kızıyorlar, şey yapıyorlar. Ondan dolayı zaten genelde çok zemin altı işlerde ya fonksiyonun
bu böyle doğallaşık böyle şeye ihtiyaç duymadığı ya da hatta bazen çok da tercih edilmediği durum konularda bunu yapmaya çalışıyoruz. Ya da eğer gerçekten böyle bir şey yapacaksak da bunu altta gerçekten doğal ışık ve doğal havalandırmadan mahrum bırakmamak üzere önlemler almaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız hemen her işte görürsünüz bunu. Yapamadığımız ya da bunu beceremediğimiz durumlarda da zaten ya ödül alamamışızdır ya da şey istediğimiz yerlerde değildir ödüller. Yani hani işte mansiyona düşmüştür, şey olmuştur falan filan. Yani hani haliyle evet yani gözetilmesi gereken bir konu. Biz de öğrencilerimize böyle bir şey yapmaya çalıştıklarında soruyoruz bu soruyu. Kendi kendimize de soruyoruz. Bazen ama tasarım her zaman aslında bir yandan ortaya bir fikir veya bir yaklaşım yani bir şey ne derler ona koyarken, tasarım koyarken aslında yani tasarım önceliği koyarken bir şeylerden de feragat etmek anlamına gelir. Yani bir şeyi önceleyebilmek için bir şeyleri ikinci plana atarsınız. Yani bu seçimi hep yapmak zorunda kalacaksınız. Bunu unutmamak lazım. Hepsi aynı anda, her şey aynı anda olmayacak yani. Haliyle bazen gerçekten o fikir, o bağlam, kurduğumuz bağlam anlamında o kadar kıymetli gördüğümüz bir şey oluyor ki doğal ışıkla ilgili bazı yetersizlikleri göz almış olabiliyoruz. Bu da bizim seçimimiz. Onu da jüri de buna takdirini ne bileyim işte ödül vermemekle kullanabiliyor yani. Onun gibi. Öyle yani, yarış mezarından söyleyeyim. Ama aynı yapıda mesela yer altında kurguladık ama sanatçı soyunmaların tuvaleti bile doğal ışık alıyor mesela o binada. Ya da işte green room gibi arka sahneler bile ışık alır hale getirebiliyorsun. O senin ne kadar yüzdelediğinle ilgili bir konu bence. Bir de işte kodun ne olduğu ile ilgili falan. Tabii. Şey. Kodlarla oynamayı çok seviyoruz. Aslında bunları böyle yapıyoruz. Kelimelerle anlatmak zor iş ya. Bence proje üzerinden tartışmak daha doğru. Bence bu konular. Evet. Teşekkür ederiz. Semih Burak bir soru sormuş. Gelecek 50 yıllık süreçte Türkiye mimarlığının geleceği noktayı nerede görüyorsunuz? Avrupa, Asya ülkelerinde mimarlığa verilen değerle ne zaman yarışır hale geliriz? Evet, Avrupa'daki, Asya'daki mimarlarla değer olarak ne zaman yarışır hale geliriz? Hiçbir zaman. Evet. Bir de 50 yıllık projeksiyon bizi ilgilendirmiyor artık. Biz hani 20 yıl sonrasından yani, bu konumuz değil. Ya bence 50 yıl sonra zaten mimarlık diye bir şey tam bizim bildiğimiz anlamda kalmayabilir yani. Arkadaşlar. Yani evet, biraz oyunun kuralları değişiyor, bilmiyorum takip ediyor musunuz ama. Yani daha böyle operatör kıvamında kalabiliriz yani şeyde meslek grubu olarak. Aynı benzer eğitim, yani eğitimin şeyi bile, kimyası bile, şeyi bile, doğası bile değişebilir. 50 sene çok iddialı bir rakam. Çünkü her şeyin çok hızlı değiştiği bir dönemde yaşadığımız için öyle. Belki hani ötürüyorum 1800 ile 1850 arasında böyle değişmemiş olabilir bir şeyler ama 2073 arasında bayağı şey değişecek. Yani vallahi beni ilgilendirmiyor 73 derece. Ama 2007 ne olacağız ne olacağız bana de. Vizyon 2071. İşte neyse ya güzel olur inşallah hayırlısı olsun diyorum ben ne diyeyim. 50 yıl çok uzun ya. Yani bizi 20 yıl ilgilendiriyor. Onda da ne olur bilmiyorum yani. 20 yıldır diyorsun da bize neyse. Neyse yani işte 20 yıl işte biz. 20 yıldan sonra biz pek ilgilenmiyorum gezelim. Evet. İnşallah iyi olur temennimizle şey yapalım. Çok güzel olur inşallah. Harika olacak. Hayırlısı olsun. Güçlü Türkiye, güçlüyüz. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak diyelim. Teşekkür ederiz. Selma Demirel bir soru sormuş. Yapay zekanın gelişmesiyle mimarlığın gelişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu son soru değil mi? Son. Evet. Arkadaşlar artık sormuyor. Yapay zekanın gelişimiyle mimarlığın gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru mu duydum? Yok ben yatay mimar dedim. Yapay. Yok yapay zeka. Yapay zeka. Ben de yatay mimar zannettim. Yapay mimar. Bence yapay zeka daha yapay mekanlara neden olacak. Ne bileyim ben yani. Yapay zeka az önce Kutlu'nun şeyi oydu zaten mesleğin bundan sonraki serüveni nasıl olacağına dair ben kendi adıma pek bir muğlaklık var şey göremiyorum yani şimdi bir takım algoritmalar üzerinde çalışıldığını biliyoruz çalışmalar olduğunu bir arsa üzerinde olabilecek tüm alternatifleri üretip bununla ilgili şeyler hazırlayan yazılımlar üzerinde çalışıldığını da biliyoruz. Ama hani ne kadar zamanda, ne verimlilikte, ne noktaya gelir, hiçbir gelir mi bilmiyorum. Yani şu aşamada Midjourney
meselesi, yani Midjourney'e asıl türevleri meselesinin yarattığı durum, mesela bizim böyle çok senelerce uğraşıp da belirli bir kıvama getirdiğimiz bazı şeyleri çok hızlı bir şekilde daha nitelikli bir halde bile yapabilir duruma gelmeye başlayacak. Ama o zaman da başka bir tartışmaya yol açacak bu durum. Yani o durum hakikaten bütün bu bitlenen veya işte çekilen datanın üzerinden oluşturulabilecek olan alternatiflerin şeyi midir, yani aslında tasarım ve sanat meselesi, ki bu sadece mimariyi etkilemiyor tabii ki. Yani bütün görsel sanatları da, hatta işitsel sanatları da etkileyecek hale gelecek. Bir sanat tartışmasına doğru gidiyoruz. Belli ki yani hani bu sanat için mi, sanat toplum için mi, sanat makine için mi? Sanat ya da makine mi sanat için falan diye bir muhtemel böyle bir hani bu böyle bir akımlar silsilesine falan dönüşen şeyleri göreceğiz. Ama tabii bunları öngörmek, bunlarla ilgili böyle gerçekten oturmuş düşüncelere sahip olmak için henüz erken. Bir de bizim o kadar vaktimiz yok ya. Ekmeğimizin peşindeyiz. Bekçi adamız ya. Yani ya bizim şöyle bir hani fularımızı takıp da bugün hiç sanat konuşamadık. Pek yok. Hani Midjourney dijital sanatları bitirdi. ChatGPT inanılmaz verimli hikayeler yazabilecek noktaya geldi. Bundan sonraki süreçte neler olur? Biz de merakla bekliyoruz. Teşekkür ederiz biz de ve chatten de teşekkürler geliyor. Siz de bayağı yorduk yani. 2 saat olmuş. Çok teşekkür ederiz ama. Yine de 2 saat boyunca enerjiniz hep kaldı. Çok güzel. Bu 70 tane yarışma nasıl çıktığının cevabı gibi enerjiniz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok faydalı oldu. Benim açımdan özellikle. Çok teşekkür ederim o yüzden ben. Hem kendi adıma hem Sofart adına sizlere. Biz de çok teşekkür ederiz davetiniz için. Umarım herkes için hem keyifli hem belirli notalarda da işte öğretici olmuştur. Yani söylediklerimiz bilmiyorum. Bizim öyle bir iddiamız hiç olmadı. Yani işte yani bu yarı zamanlı akademisyenlik şeyinde de hep aynı şeyi söylerim. Öğrencilerime de aynı şeyi söylüyorum. Zaten akademi aslında bir bilgi öğretme, bilgi verme yeri değildir yani normalde. Bir danışmanlık aslında bizimki. Bir mentorluk gibi düşünün. Çıkmaza girdiğinde onu yönlendirmek, doğru kaynaklara yönlendirmek ya da işte başka şeyler denemesi konusunda motive etmek falandır. Yani o yüzden bir şeyi öğretmek üzerinden hiçbir zaman bir iddiamız yok. Haşa, zaten öyle bir iddiamız olacak kadar da altını doldurabileceğimiz bir birikimimiz olduğundan emin değiliz. O yüzden de inşallah herkes için eğlenceli olmuştur sadece diyorum. Yani öğretici kısmını çıkartıyorum. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Tamam.